Siemens otomatik kahve makineleri teke tek etek bilimi sunar. Değerli bugün teke tek etek bilimde izleyici cehaletlere düşeceğiniz ve bir dakika ya, bizde böyle bilim insanları mı var diyeceğiniz çok e, değerli bir hocamızı ağırlıyoruz. Aslında bunu çoktan yapmamız gerekiyordu ama ee, yapamadık niye yapamadık çünkü hocamız sürekli ameliyatta e, olduğu ve insanlara şifa dağıttığı için e, yapamadık. İlk defa bize dedi ki, biraz zaman ayırabilirim dedi. Biz şimdi e, yakaladık. O yüzden bu program 8 saat falan sürecek. hazır yakalamışken diye. Profesör Doktor Türker Kılıç bugün konuğumuz. Ne konuşacağız? Çok şey konuşacağız. Çünkü siz onu belki e, nöroşirurjiye ne denir e, Beyin cerrahı olarak belki duymuşsunuzdur ama o aynı zamanda beyin cerrahı, beyin felsefecisi, bilim felsefecisi, bilim cerrahı çok bambaşka biri. Hatta şimdi önümde son kitabı var, Bağlantısallık ve Yaşamdaşlık. Yeni bilim bağlantısallık, yeni kültür yaşamdaşlık diye hakikaten bambaşka bir perspektif açıyor. Kendisi davet etti, geldi sağ olsun. Ve e, neyle başlayacağız? Başlayacağımız mevzu şu. Biliyorsunuz bu Elon Musk ve yanına aldığı 8 kadar e, beyin cerrahıyla beraber bir proje başlattı. Neuralink diye ve e, insan beynine çip yerleştirmek olarak algılanıyor bu. E, hatırlayacaksınız zaten bir pandemi boyunca da sürekli olarak e, bir başka e, Eski teknoloji e, önderinin e, Bill insanların beynine aşılar vasıtası çip yerleştirdiği düşünüyordu. Hatta beyni olmayanlar bile beyinlerine çip yerleştireceğinden çok eminlerdi. E, ama Elon Musk bunu hakikaten yapıyor ve bu tedavi maksatlı e, bir yaklaşım. Ancak bunun sonu yok gibi duruyor. Üstelik de aslında yeni bir fikir de değil. Hocam da bunları konuşacağız en başta ama sonrasında o engin kültürü ve engin bilgisi bizi öyle yerlere sürükleyecek ki hayal bile edemeyeceğiniz yerlere varacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok ne güzel sizi güzel. görmek. Sizi görmek de çok güzel. Sağ olun. Hocam kaç ameliyat oldu? Yaşamın boyunca mı? Yaşamınız boyunca. 50 <laughs> bin oldu mu? 50 bin olmadı Aa. ama <laughs> 30 bin oldu. Bunların 30 bin yarısı oldu. gamma knife ile ışın cerrahisi ile tedavi ettiğimiz hastalar. Diğer yarısı da bir 15 binde mikro cerrahi ile tedavi ettiğimiz hastalar. Benim alanım beyin tümörü ve beyin damarı cerrahisi. Ben biraz böyle rakamlara takıklığım var. Benim yaşamım boyunca geçirdiğim gün sayısı... 21 bini 11 gün geçti. <gülüyor> 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 hocam ilk defa bunu benden daha delice hesaplayan birini gördüm. <laughs> yani geçen 11 gün önce 21, 21 bininci günümü aile içinde kutladık. Ee, ve, e, Allah beyin, daha <laughs> kutlamayı nasip etsin İnşallah hocam. hep beraber. Hep beraber. Ee, beyin cerrahisinde geçirdiğim gün sayısı artık 12.000 güne yaklaştı. Yani, yani ömrümün, yol, evet. ömrümün, ömrümün yarısından daha fazlasını beyin, cerrahisi, beyin cerrahisi eğitimi ve beyin cerrahı olarak geçirmişim. Tabii yani beyin e, benim için böyle e, hayatın anlamı. E, i̇lk e, benim böyle beyinle ilgilenmeye e, karar vermem e, ilkokul döneminde e, bir vücudumuzu tanıyalım komitesi vardır ya ya da e, o eğitim programı ilkokul dördüncü sınıfta e, bir piyes verildi. Herkes bir organın taklidini yapıyor İlk okul öğretmenim de e, şu anda kulakları çınlasın hala iletişimimiz e, çok o iyidir e, hayatta e, uzun yıllar yaşasın ve e, dedi ki sen de beyni oyna şimdi beynin nesini oynayabilirsiniz hadi kalbi falan oynayabilirsin <laughs> ama e, ben o zaman ilk kez e, sakat açıcıdan elime bir kuzu beyni aldım şimdi, gerçekten de e, o zaman şunu sordum şimdi bu hayvancık dün ee, yaşıyordu belki de ve hoplayıp zıplıyordu. hoplayıp zıplıyordu ve sabah annesinden ayrılıyordu, gidiyor merada otluyordu ve akşam döndüğü zaman orada onlarca e, koyun arasından kendi annesini bulabiliyordu ve bütün hepsi bu gri e, et sayesinde. Bunu 10 yaşındayken terbiyede, 12 yaşındayken, yaşındayken bunu, bunu, bunu düşünün. Bunu aynen böyle bunu düşündüğümü çok iyi bir hatırlıyorum. Ee, ve e, o günden sonra yani hala yani şu anda bunu söylerken inanın tüylerim diken diken oluyor. Bu 1500 gramlık bu et, bu et nasıl düşünüyor? Hareket etmiyor. Vücudun ağırlığının yüzde iki buçuk üçünü e, kapladığı halde tuttuğu halde tüm enerjinin neredeyse üçte birini harcıyor ve bunu yaparken ısınmıyor. Evet. ısınmıyor. Aslısını da galiba biraz kendini soğutmayı beceriyor kan. <laughs> o bakın bu söylediğiniz Aristoteles'in esasında beyin tanımıyla çok uyumudur. Eskiden eskiden kanın ürettiği ısının beyin tarafından söndürüldüğü düşünülürmüş o kalp merkezli tıp döneminde. Ama dolayısıyla benim bu beyin cerrahisine hevesim ve beyin bilime hevesim. Nasıl oluyor da bu et düşünüyor? Yani şimdi bütün mesele 12 bütün yaşında mesele. bu et nasıl düşünür düşün diye başladı. Başladı ve hala ben ver. buna yanıt arıyorum. Ee, ve ama hayatım o kadar güzel bir döneme denk geldi ki çünkü e, bu 2012'den sonra Avrupa'da e, insan beyin projesi başladı. Evet. Ve insan beyin projesi işte 2-3 önce e, sonlandırıldı apayrı bir ufuk açtı Yani biz ilk defa e, beyin nasıl düşünüyor sorusuna e, bir matematik yanıt bulabilme aşamasına geldik ve e, bu yanıt sadece beynin nasıl zihin oluşturduğuna dair bir bir ufuk sağlamadı bize aynı zamanda enformasyon matematiği denilen alanı gelişmesini sağladı 2015'ten bu yana bütün e, Abel ödülü, Fields, Fields ödülü yani bütün matematik ödülleri hep bu enformasyon matematiği alanına veriliyor. Hocam bir ara verip durabilir miyim sizi? Tabii ki. Siz düşünce öğretmek ve zihin öğrettiğince şimdi benim normalde kibar bir ev sahibi olarak üstelik de sponsorumuz Siemens'ken size kahve içer misiniz diye sormam lazımdı. Fakat öyle güzel başladı ki benim zihnim durdu. <laughs> Sizin zihninizin parlaklığı karşısında. <laughs> bir kahve ihtiyaç var. Evet <laughs> size bir kahve yapacağım. Ee, size bir espresso yapmayı planlıyorum. Hemen başlatıyorum. Hakikaten güzel kahve. İlber ve Celal bile çok beğeniyorlar bunun kahvesini hocam. Ee, siz de beğeneceksiniz diye umuyorum. Ee, biz kaldığımız yerine devam edelim. Kahve için teşekkür edeyim. Ziven size de teşekkür edeyim. <gülüyor> <Bunu> <gülüyor> Sağ olun hocam. sağladı. Ee, dolayısıyla e, biz e, bu bağlantısallık biliminin matematik temellerini ortaya çıkardıkça e, bizim e, bilim metodolojimizde değişme başladı. Ama sorunuza döneyim. Oradan tekrar buraya geliriz. Ee, biz e, 2004 yılından beri esasında beyin fonksiyonlarının dışarıdan aktardığımız elektrik enerjisiyle değiştirilebileceğini biliyoruz <laughs> ve epilepsi cerrahisinde, Parkinson cerrahisinde, e, bazı tür işte eskiden psikiyatrik hastalıklar teşekkür eder. olarak tanımladığımız işte obsesif kompulsif hastalık gibi e, durumlarda e, hep o elektrik enerjisini vererek beynin bağlantısallık ağını değiştirebileceğimizi öğrenmiştik. Ama bunun ilkelerini temel bilimi olmadan bunu yapmaktaydık. Ee, ve e, neredeyse 2010'lardan sonra e, başta Parkinson olmak üzere e, bu tür bağlantısallık hastalıklarını e, beyne elektrotlar yerleştirerek tedavi ediyoruz. Parkinson modeli kolay bir model. Diğerlerine göre nispeten kolay bir model. Çünkü beyinde bir alan var ki dopamin adı verilen maddeyi az üretiyor. Bu nedenle de elde ve bacaklara titremeler oluyor. Biz oraya elektrot yerleştirip oraya elektrik akımı verdiğimiz zaman oradaki hücreler azalttıkları dopamin salgısını arttırıyorlar ve hastalarımız bundan yarar görüyor. Dopamin beyinde mi üretiliyor? Beyinde üretiliyor. Hı hı. O o Abi, ilgi... beynin komutuyla başka bir bezde değil yani direkt beyinde üretiliyor. Tabii tabii o. beynin belirli bir alanda. Hı. Beyin zaten beynimiz bir e, elektrokimyasal e, ağların bütünü. E, ve düşünce dediğimiz e, bu e, bu bağlantısallık matematiği artık açıklama e, aşamasına geldiğimiz e, beynin bu informasyon ürünü de zaten beyinde elektrokimyasal ırmakların yarattığı desenler olarak e, akıyor ve olup geçiyorlar. E, dolayısıyla işte bunların e, yavaş yavaş matematik ilkeleri e, bulunmaya e, başlandı. Zaten e, Avrupa'daki insan Beyin Projesi'nin başlangıçtaki kurucusu ve 2016'ya kadar başkanı Henry Markram adında çok önemli bir matematikçidir. Hocam anlattıklarınızı şaşkınlıkla dinlerken bir yandan da bilim kurguya ya da insan beyninin neler hayal edebileceğine ilişkin de bir farklı bir noktaya evliyorum. Şu yüzden siz hep 2000'li yıllarda bu beynin dışarıdan verilecek bir takım elektrotlarla stimüle edilmesinden bahsediyorsunuz. Ben ise... 1970'lerin başıydı. Yani ya ilkokul son ya ortaokul bir ikinci üçüncü sınıftaydım. Bir kitap okudum. Michael Crichton'un bir kitabı The Last Man galiba adı öyle hatırlıyorum. Orada şöyle diyor. Şöyle bir hikaye vardı. Bir adam bir takım bir kaza geçiriyor. Kazadan sonra de bazı sorunlar oluşuyor ve bilinç dışı hatırlamadığı bir takım yanlış işler yapıyor. Bunu tedavi etmek için beynine bir cihaz yerleştiriyorlar ve bu cihaz ne zaman ki bu şey tetiklen mescelerini hissediyor. Beynin o bölgesine bir elektrik veriyor. Epilepsiye karşı. Hı hı, ve hı. o elektriği bir süre sonra beyin o kadar alışkanlık yapıyor ki o elektriği sürekli alabilmek için o ne denir, e, nöbetleri sıklıkla tekrarlamaya başlıyor ve adam bir suç makinesine dönüşüyor. Bu, bu 1960'ların sonu, 70'lerin başında yazılmış bir kitap. E, Michael Crichter'ın kitabı. E, İzleyecek belki bir de işte bu Jurassic Parkları falan yazan da e, odur. O zaman böyle bir fikir var mıydı ki bu adam bu kitabı yazmış yoksa bu fikir o... ne zaman çıktı ortaya tam olarak? Şimdi esasında e, ya biliyorsunuz birçok e, bilimsel yenilik hep e, bilim kurguyla evet. başlar. E, ve beyin ve düşünce ve beyni nasıl zihin ürettiği insanoğlunun kendisine her zaman sorduğu bir, bir soru. Daha Hipokrat'ın buna ait soruları evet. var. Ama tabii burada iş etik bazı sorular haline de geliyor. İns Epilepsinin beyindeki bir elektriksel düzensizlik olduğu 1960'larda ortaya çıkıyor. Ve gerçekten de bunu tedavi edebilmek için bir dönemde elektroşoklar falan kullanılıyor. Ve bir kısmından fayda görülüyor. Hatta majör depresyon için hala elektroşoku kullanan yerler var. Hala tedavinin küçük küçülen ve küçük şu anda artık iyice küçülmüş olsa da bir parçası. Evet. Dolayısıyla ama burada esas önemli olan şey şu, yani hepimiz bir zihin evreni içerisinde yaşıyoruz. İlginç Ve, bir zarar, terim kullanıyorsunuz Ademinden bir aslında. Beyin nasıl zihin üretiyor? Hı hı. Yani hı. Mesela beyin nasıl bilgi üretiyor değil, beyin nasıl fikir e, üretiyor değil, beyin nasıl konsus üretiyor değil, zihin üretiyor. Bu çok ilgimi çekti benim. Evet, çünkü e, şimdi beyin biyolojik bir enformasyon işleme sistemi. Biyolojik enformasyon işlemi. Ve yaşam da e, var olan bütün varoluş kodlarının bütünlüğü. Ve e, beynin, bu biyolojik enformasyon işleyen sistemin e, yaşamın içerisindeki yansıması bu beynin ürettiği zihin. Ve zihni e, sanki bir e, örümcek ağı gibi düşünün. Bu e, örümcek ağının bilgiden oluşan çeşitli ağları var. Ve e, o Örümcek ağını yaratan da et olan örümceğin kendisi. Evet. Yani örümcek burada e, beynin kendisi, örümcek ağı da onun yaşam ağı içerisinde e, yaptığı enformasyon e, ağı. E, hepimiz esasında bu enformasyon ağı içerisinde kendi beynimiz aracılığıyla ürettiğimiz, zihin adını verdiğimiz yaşam içerisindeki bu ağın içerisinde varlık buluyoruz. Ee, eğer sanatçıysak bunun içerisinde bir sanat üretiyoruz. Ee, eğer e, yaptığımız her şey, yaptığımız her şey bu zihin ağının içerisinde. Ve e, bu nedenle e, ve bu e, zihin dediğimiz şeyin içerisinde tabi düşünce de var, merak da var, e, bunun çalışmanın temelini oluşturan motivasyon da var. Ama e, ne olursa olsun et olan beynin bir ee, va varoluş kodlamalarının tamamının bütünlüğü olarak tanımlayabileceğimiz yaşamın içerisindeki oluşturduğu kümenin adı olarak zihni kullanıyorum. Ee, ve e, bunun artık bir matematik karşılığı var. Çünkü, Nasıl matematik karşılığı var? Şöyle ki, e, bakın burada düşünce nedir? E, düşünce biyolojik olarak bakıldığında, e, beyindeki bu ee, işte 86 milyar ama 100 milyar diyelim. 100 milyar nöronun birbiriyle etkileşmesi sonucunda olan, oluşan elektrokimyasal ırmakların desenleri. Yani nasıl Morse alfabesinde bir kodlama var. Hı hı. Bunun beyindeki düşünceyi oluşturan paterni. E, yani söz gelimi şu an sizin imajınızın benim e, görme korteksimde. E, şu anda sizi gör, gördüğüm e, ee, şeklinize yönelik olarak bir elektrokimyasal ağ oluşuyor. Ben bu elektrokimyasal ağı bir e, bir şekil olarak, bir renklendirilmiş olarak algılıyorum ve bunun sonucunda da sizin e, imajınız bir düşünce olarak benim beynimde oluşuyor. Daha doğrusu zihnimde bunun bir karşılığı var. Ve e, işte e, bunun e, e, 2015 yılında ilk kez e, kafesin içerisine bir köşeye yemek konulmuş olan bir farenin beyninde bu düşüncenin videosu çekildi. Yani bu nasıl nöronlar birbiriyle etkileşiyorlar bir patern oluşturuyor. Diyelim ki şöyle bir patern. Hayvanın aç olduğu anlamına gelsin. Şöyle bir patern de hayvanın tok olduğu tamam. anlamına gelsin. Ve e, bu patern 36 bin nörondan elde edilen. E, Fahre'de 36 bin nöron mu var? Faredeki 36 bin nöron küçücük bir alan. E, teknik olarak o zamanlar 36 bin nöronun elektriksel aktivitesinin desenini ölçebiliyorduk. Şimdi artık 20 milyona kadar bu çıktı. 36 bin. Ama 36 bin nöronun oluşturduğu desenlerin zaman içerisindeki e, izlemi bile bize e, bir matematik karşılık veriyor. Yani e, söz gelimi 12 noktadan oluşan küçük bir beyin modelimiz olsun. Bu 12 nokta birbiriyle hareket halinde olsunlar ve bunların bağlantısallıkları, diyelim 3 e, tane dörtgen bunun adı, 4 tane üçgen, bunun soyadı ve en sonda oluşturdukları yıldız biçimindeki bir geometrik yapı mesela bunların ait oldukları kurumu bize bildirsin. Biz işte önceden hep herhangi bir bütünü oluşturan parçaları inceleyerek bu parçalarda elde ettiğimiz veriyi bütünün kendisine atfediyorduk. Artık anlamaya başladık ki bu üçgenler, dörtgenler ya da yıldız bu yani... Bu noktaların oluşturduğu bağlantısallık ağının taşıdığı bilgi esas önemli olan. Yani e, bu 36 bin nöronun e, bir araya gelerek e, oluşturduğu ve zaman içerisinde çok değişken olan e, bu sistemin e, bilgisayar analizleri sonucunda karşılık bulan matematiksel dönüşüm e, bunu bu başlangıçta matematikte matematik'ti. E, Zaman içerisinde işte bunun üst üste bu katlanarak ve evrilerek bugün artık enformasyon matematiği adını aldı. Böylelikle ilk kez bir farenin yani bir canlının bir yemeğe gidip gitmemesinin karar verme karar mekanizması, verme mekanizmasının bir matematik karşılığı ortaya kondu. Tabii 2012'de yola çıkarken bizim amacımız. Madem ki 100 milyar nöron var, her biri 10-15 bin bağlantısallık içerisinde, öyleyse biz 100 milyar bilgisayarı her biri 10-15 bin başka bilgisayarla bağlantı ağı içerisinde olacak şekilde bir simülasyon yapsak zihin elde edebilir miyiz? Ee, ve Yapay zeka dediğimiz böyle bir fikir. Yani, böyle... Ve 2012'deki yola çıkma e, amacımız buydu. Yani e, böylelikle bu düşünceyi makineye aktarabilir miyiz? E, düşünceyi makineye aktarabilmek için önce düşüncenin nasıl oluştuğunu Bunu ortaya koymak lazım. lazım. Ee, ama çok kısa sürede anladık ki bir defa beyin bilgisayar gibi çalışmıyor. Bir sıfır, bir sıfır ee, bir. Değil. Her nöron sıfırla bir arasındaki sonsuz çok. seçenekten birine her seferinde karar veriyor. Ee, ve bir anda tek bir algoritma içinde değil tek e, nöronlar ve kısa sürede e, idrak ettik ki bizim var olan o 0 1'e dayalı dijital düşünme sistemimiz e, beynin nasıl zihin ürettiğini anlamak için çok yetersiz. Etersiz. Ama burada e, en baştaki korkumuz hep şeydi. Acaba e, bilgisayar teknolojimiz buna yete yetecek mi? Çok kısa sürede idrak ettik ki bizim esas ihtiyacımız olan şey yeni bir bilgisayar teknolojisi değil. Yeni bir matematik bu e, her bilim alanının, her ortaya çıkan yeni bilim alanının ihtiyacı gibi bir e, durum. Yani söz gelimi e, Leibniz e, 1680'lerde kendisine işte İsa'dan 500 sene önce e, Zenon'un, e, alı, İtalyalı Zenon'un sorduğu soruyu, meşhur soruyu soruyor. Bir e, tavşanla kaplumbağa yarışsa, tavşan kaplumbağanın 10 metre gerisinden yarışa başlasa ilk zamanda bu ıı, tavşan yolun hep yarısını kat etse o zamanki kalkülüse göre, o zamanki matematiğe matematik göre gibi. sonsuza kadar bu tavşanın kaplumbağa geçememesi lazım. lazım. Lagnis diyor ki doğada her tavşan kaplumbağa geçiyor. Öyleyse bizim matematiğimiz lazım. Başka matematik lazım. Ondan Newton buluyor. Efendim? Ondan Newton'a kadar bekliyorlar. Evet. Ve, ve Newton'da orada bir cebelleşmesi Cebelleşi var. var evet. yani cebelleşmesi var. Ve... Hani ikisine de bir bir kalsınlar dediğim birisi integrali buluyor, birisi evet. türevi buluyor. Böylelikle diferansiyel hesaplar ortaya çıkıyor ve bu doğa olayını anlamak için yeni bir matematik ortaya çıkıyor. Şimdi işte 2015'te olan şey bu 36 bin nöronun bağlantısallık paternlerini ortaya koyabilmek için yeni bir matematiğe ihtiyacımız olduğu anlaşıldı ve bu nedenle 2015'ten sonra hep e, az önce söylediğim gibi e, Fields ve Abel ödülleri hep bağlantısalık matematiği çalışanlara verildi. Ve bugün artık bu matematikle biz mesela beyindeki e, 36 bin değil de insanda bile e, 20 milyon nöronun birbiriyle nasıl paternler oluşturduklarını bulabiliyoruz. Tabii insanda çalışmak… Peki bu bize düşüncenin nasıl üretildiğini öğretebiliyor mu? Şimdi bunu insanda modellemek e, zor ee, ve bunu insanda düşündüğümüz zaman e, tabi yani e, 36 bin nöronda bunu bu yapıldı geriye ne kadar var? 100 milyar eksi 36 milyar ve o zaman anlaşıldı ki 2015-2016'da bizim başlangıçtaki hedeflerimiz yani bir bir modellemenin yaratılması için henüz çok erken. erken önce bir matematiğe ihtiyaç var ve işte ondan sonra enformasyon matematiği süreci başladı ve e, nörobilimciler kendilerine hep daha kolay e, modeller buldular. En çok üzerinde e, çalışılan modellerden biri e, bir e, deney solucanı. C elegans adında bir deney solcunu. Bu deney solucanının 383 tane sadece nöronu var ve e, şu ana kadar bu deney solucanı üzerinde yapılan çalışmalar altı Nobel aldı bu arada. E, ve ilk kez 1984 ya da 85'te e, her nöronun Kalıcı ya da geçici devre dışı bırakılması bu hayvanın yaşantısını nasıl değiştiriyor bunu artık biliyoruz. Ve bu nöronlar da dışarıdan görülebildiği için her seferinde hayvanı sakrifiye etmeye, öldürmeye gerek yok. Evet, evet. Ve bu hayvan üzerinde yapılan çalışmalarda buradaki 383 nöron yaklaşık 8000 bağlantısalık ağı kuruyorlar. Ve siz... Bu hayvancık yaşam içinde seçimler yapıyor. O kadarcık nöronla seçim yapabiliyor. seçim yapıyor. 383 nöron az değil. Bunu aynen bir Türk, mesela Türk Hava Yolu Şirketi'nde işte 340 uçağımız varmış. O zamanlar ben bakmıştım. Belki şimdi artmıştır. Şimdi 500 oldu. Oldu mu? Evet. 500 olduysa solucandan daha zeki daha oldu zeki <laughs> Ve e, böylelikle bir konnektom Yani e, bu 500 uçağı bir hangara koyduğunuz zaman e, bu bir Türk Hava Yolu Şirketi yapmıyor. yapmıyor. Ama, Ama onda uçmaya hangi, başladığı zaman. Hangisi ne zaman nerede? Bir organizasyonel ağ Bunun adı konnektom organizasyonel aile. Hangisi ne zaman nerede? Bunu bildiğiniz zaman ve bunu modellediğiniz zaman bu işte bir havayolu şirketi yapıyor. Ve işte bu 383 nöronun Çok güzel bir örnek oldu müthiş. 383 nöronun e, e, ne zaman neyi yaptığını ve bunun matematiğini bulduğunuz zaman bu hayvanın yaşam içerisindeki seçimlerini test edebiliyorsunuz. Ve iki, iki ay önce e, bir e, Derleme yayın çıktı bu konuda. Mesela bu 383 nöron işte şöyle bir patern oluşturduğu zaman bu hayvan aç. Şöyle bir patern oluşturduğu zaman 383 nöron bu hayvanın cinsel döküsü var. Bu şöyle yani bu paternler görüldü artık, artık o bilmiyor. Artık biliniyor ve siz e, bu paternin matematiğini bularak bu hayvanın kararının ne olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ve oradan yavaş yavaş insana doğru gidebiliyor. Matematiği bulununca Tabii. sayı önemli. Şu, şimdi bunun şöyle bir büyüsü var bakın. E, diyelim elinizde 10 tane solucan var. Bu on, bunlar bu e, deney solucanları e, saksıyı kaldırdığınız zaman alttan çıkan toprak solucanlarına çok benziyor. Diyelim ki yaşamı temsil eden bir bahçeniz var. Ve yaşamı temsil eden bu bahçeniz bir enformasyon sistemi. Ve bunun içine 10 tane solucanınızı salıyorsunuz. Ee, bu solucanların büyük çoğunluğu, onda dokuzu diyelim ki bahçenin kenarında bir asma varsa yere düşen o kuru üzüme doğru gidiyor, fruktoza doğru gidiyor. Ama bir tanesi diğerlerinden farklı bir seçim yapıyor. Ve masadan bir gece önceden yere düşen bir ekmek kırıntısı varsa o ekmek kırıntısına doğru gidiyor. Neden bu bir tanesi diğerlerinden farklı, farklı bir karar veriyor? Bu yaratıcılık. Dolayısıyla e, ilk kez neden biri diğerlerinden farklı? Neden Picasso var? Neden Picasso, Guernico'yu orada yaşayan binlerce insan olduğu halde Guernico'yu e, farklı olarak gören, işte o bir tanesi olacak. neden farklı? E, i̇şte bunun yavaş yavaş e, altta yatan bu farklılığın, yani yaratıcılığın e, bir... E, e, Farklılık matematiği. Ona matematiği de var. Farklılık matematiği e, araştırılma aşamasına geldi ve Buyurun devam <laughs> edin. ben sürekli sormak istiyorum çünkü de ama siz siz çok sorayım, güzel atıyorsunuz. Siz devam, devam edin tamam ben ve, sorarım. Ve e, bu esnada e, bu esnada Amerika Birleşik Devletleri'nde İnsan Connecton projesi ortaya çıktı ki burada Kamil Uğur Bil hocamızın adını söylemek lazım. Minnesota'da bu, bu konunun liderliğini yaptı. E, ve bu... E, Connectome projesiyle biz ilk kez tabii her nöronun o yarattığı o paterni bilmiyoruz. Ama e, mesela e, 100 milyon nöronun bir araya getirip oluşturduğu elektrokimyasal yolu Bilmiyorum. artık test edebiliyoruz. Böylelikle e, beyindeki o 100 milyon nöronun her birini tabii ki test edemiyoruz ama bunların e, bu bütünlüklerinin oluşturduğu fizyolojik e, bağlantı sağlık ırmaklarını MR'da görebilir. Hale geldik ve böylelikle mesela beyindeki bin merkez, bin merkezin birbiriyle nasıl bağlandığını ve zaman içerisinde bu bağlantısallığı nasıl değiştiğini test edebilmeye başladık. Buradan Elon Musk'a geleceğim. Test edebilmeye başladık ve bu bağlantısallık ağını, konnektomu yani görüntüleyerek bunda normalden farklılıklar neler? Aynen o 383 nöronlu solucanın neden bazıları farklı sorusuna yanıt arar gibi e, kesin olmamakla birlikte. Çünkü orada her nöron tek tek ama burada e, yaklaşık 100, bin falan, şey, 100 milyon e, nöronun bağlantı sallığına bakıyoruz. Böylelikle haritalar elde etmeye başladık. Konnektom haritaları. Basitini söyleyeyim. E, bundan 10 sene önce falan yaptığımız bir çalışma vardı. Konservatöre giren çocuklar, e, müzik algısının olduğu alan konnektom haritasını çıkardık. Dört yıllık müzik eğitiminin sonunda birinci sene, ikinci sene, üçüncü sene, dördüncü sene baktık ve gerçekten de o sesin müzik olarak algılandığı alanın 2.4 kat arttığını orada ilk bulgularımızdan da. Tabii bu kaba bir şey ama bu aslında tüm beyni ilgilendiren. Kamil Uğurbil Hoca'nın yaptığı bir çalışma var. Orada biz önceden konuşma merkezinin hep solda belirli bir alanda da olduğunu düşünürdük. Ve Kamil Hoca ortaya koydu ki sözcükler tüm beyinde. Tüm beyinde. Burak alanı bir kütüphane memuru gibi çalışıyor. siz topar kitabı istiyorsunuz, adı, topar, siz kitabı istiyorsunuz o, o bütün bekler kitapları getiriyorsunuz. Siz oradan teslim, teslim sadece. alıyorsunuz sadece. Ve bir de bu burası önemli. Sözcükler anlamlarına göre kodlanıyorlar. Mesela işte bu İngilizce yapılan bir çalışma hocanın ee, top of the class sınıf, sınıfın en iyisi anlamındaki tapla top of the building binanın en üstündeki e, nin iki tapın e, yerleri değil. yerleri farklı. Ee, ben Ya yani tapı oradan almıyor. Tapın durumuna göre başka, başka bir yerden, yerden alıyor. O, top, o tap beyin açısından bir sürü yerde var. Beyin açısından ikisi birbirinden farklı. Ben bazen şeyi düşünürdüm. Yani Türkçede işte e, bazı sözcükler birçok anlamda yüz yüzmek Surat. O her aslında. Ve bunu bir bir çeşit e, acaba e, darlık mı diye düşünürdüm hep. E, beyin açısından öyle değil. Beyin onların hepsini farklı Aynı farklı, yere farklı ayrı ayrı yerlere koyuyor. Ve bir de beyin dille düşünmüyor. Yani e, birçok e, zihin bilimci mesela John Searle ya da işte Wittgenstein. E, Kavrama düşünüyor beyin. Beyin kendine ait bu matematikle düşünüyor. Makine dili falan hı. var ya bilgisayar. Hı hı. Yani şöyle düşünelim. Ee, mesela Windows neden diğerlerine üstünlük sağladı? Çünkü arkadaki makine dilinin çok kullanıcı dostu bir basit arayüz. İşte o basit arayüz dil. Ama arkada esas o basit arayüzü yaratan e, bir ortak, tüm bilgisayarların paylaştığı esas bir makine dili var. Ve bu, Be bu beyinde de var. Bu Dilden beyin, bağımsız. Beyin, i̇ster Fransızca, ister evet, Almanca. Evet. Wow. Evet. Bakın e, yaptığımız yani e, şimdi peki o zaman bir şey hocam e, çok özür dilerim, şey, şey, İngiltere'de uzun kalırsam rüyalarım İngilizce görmeye başlıyor. Evet. E, niye o zaman o mesele? Bakın e, oradaki rüyanızda sizinle konuşan kişinin e, sizin e, yarattığınız bir imaj sizinle konuşuyor. E, dolayısıyla o beyninizin İngilizce konuştuğu anlamına gelmez. Yani. E, şimdi e, yeri gelmişken şöyle bir deneyden size bahsedeyim. Şimdi, bu e, zaman olursa birazdan konuşacaklarımızla da alakalı. Şimdi biz şu anda e, var olan bilimsel yöntemimize göre Newton, Bacon, Descartes e, biliminin çocukları olarak bilsek de bilmesek de e, herhangi bir bilinmeze baktığımız zaman onu parçalara ayırıyoruz ve parçayı çalışıyoruz. Bu parça parçadan elde ettiğimiz veriyi de bütüne atfetmeye gayret ediyoruz. Şimdi e, insan canlısı hep düşünmüş beyin nasıl e, zihin üretiyor. İlk yaptığı şey ne? Beyni ikiye bölmek. Bunu biz epilepsi cerrahisinde yapıyoruz. İki hemisferi birbirine bağlayan köprünün adı korpus kallozum. Bu köprüyü kesiyoruz. Böylelikle epilepsi cerrahisinde bu çocuk çoğu çocuk bu çocukların normal ya da normal yakın bir yaşam sürmelerini sağlıyoruz. Çünkü bir taraftaki epileptik atak diğer tarafa diğer geçemediği için sönümleniyor mi? ve klinik nöbetler sona eriyor. Şimdi bizim bu ameliyatı yaptığımız çocuklarda uygulanan birçok internete başka örnekleri de var. Bir testimiz vardı. Yıllar önce Boğaziçi ile ortak yaptığımız. Bu testte çocuk oturuyor. Çocuğa diyoruz ki sana çok önemli bir sınav yapacağız. Sınav fake sınav. Yalandan bir sınav. ve çocuğun karşısına bir Otorite figürü koyuyoruz, bir öğretmen. Ee, öğretmenin arkasında da bir optik sistem var. Ee, çocuğun okuyacı. Ee, şimdi bizim konuşma merkezimiz solda. Ee, optik sistemde sadece sağ taraftaki görme alanına görüntü düşürüyor. Dolayısıyla gördüğü görüntüyü hiçbir zaman konuşma merkezine geçiremiyor. Sınav başlıyor. Ee, ve orada diyoruz ki işte annen hemen seni dışarıya çağırıyor. Bu sağ tarafta görme alanına düşüyor. Ama bu bilgi hiçbir zaman sola geçemiyor. Ama çocuk karar veriyor. Dışarı çıkıyor. Dışarı çıktığında e, diyoruz ki çocuğa neden bıraktın? Bak sınav çok önemliydi diye sorduğum zaman çocuk e, gerçeğe en yakın yalanı buluyor ve söylüyor. Hiçbiri ben onu gördüm annem, diyor. demiyor. Diyor ki çişim geldi. Diyor ki çok sıcaktı. Diyor ki öğretmen bana ters baktı. Yani bulabildiği en gerçekçi yalanı söylüyor. Peki farkında değil mi yoksa? Farkında değil. Çünkü bu bu, bu bilgi diğerine git diğer geçmiyor. tarafa geç Aa. geçmiyor. Bakın bu... yani o aslında biraz subconscious mı kalıyor? Bilinçaltı kalıyor. Bilinçim. Şimdi bu 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 modellemede e, bilinç ve bilinçaltı da yok. sistem tek çalışıyor. Biz çoğu zaman bilinçaltına dille tanımlayamadığımız kavramları bilinçaltıymış gibi algılıyoruz. Sistem ama beyin öyle çalışıyor. Evet, evet. e, beyin öyle çalışıyor. Bu bu deneyden ben çok şey öğrenmiştim. Bu günlük hayatta da öyle. Yani dil dediğimiz şey her zaman gerçeğe en yakın ürettiğimiz yalan. Dolayısıyla beyin dille çalışmıyor. Şimdi tekrar çok enteresan. Beyin dille çalışmıyor. Di, beyin beyin ne de... üretiyor ve e, çoğu zaman bilincin dil üzerinden yürüdüğü e, öne sürülmüştür. Yani John Seil e, çok önemli bir zihin bilimci yani ve e, bunun ya e, Wittgenstein, e, Tractatus'ta e, bunu özellikle altını çizmiş. E, ama e, artık biliyoruz ki beyin kendi matematiği içinde çalışıyor. Ve bunu vitrin olarak aynen makine dilinin Windows'a dönüşmesi gibi bir arayüz olarak dili kullanıyor. Dil çok etkin bir iletişim sistemi ve dilin varlığı öğrenmeyi çok kolaylaştırıyor. Biliyor. Aynen Windows gibi ama e, beynin kendisi sözcükler üzerinden Ç çalışma. Yani hocam o zaman şöyle bir şey şöyle bir şey aklıma geliyor bir hı -hı. hikaye aklıma geliyor. Bir çocuk doğdu. Hı -hı. hı hı. Hiç doğar doğamaz biz bunu aldık bir yere koyduk ve hiçbir zaman tek bir kelime konuşma duymadı. Hı -hı. Buna rağmen beyni gelişebiliyor ve zihin üretebiliyor. Çocuğun içinde bulunduğu çevre nasıl? O, o önemli. Eğer çocuk kapalı bir ortamdaysa, hapishane gibi, ne bir başka bir insan var, ne başka şey var. Sadece hayır, yemek konulu. Hayır, ama. hayır. Her Bil. şey var, sadece konuşma yok. Ee, dil dil öğrenemez, ama e, düşüncesi de kısıtlanır. Eğer hiçbir şey yoksa. Kısıtlanır. Düşüncesi kısıtlanır. Yok Çünkü yok. benim yaşadığım ama, yerde yaşıyor. Bilgisayarı ama, da var, her şeyde var ama. Ama siz çocuğu hiçbir şeyin konuşulmadığı ama doğa zenginlikleri falan olan bir adaya koyun. Evet, evet. E, Mesela. Adaya koyun. E, orada yavaş yavaş bir dil kendine ait bir kendine dil, dil geliştirir. Kuşlardan, hay yani tarzan gibi olur yani. Tarzan gibi olur. Ee, bakın, e, Facebook laboratuvarlarında 2018'de bir deney yapıldı. Ee, biliyorsunuzdur, o deneyde e, Bob ve Alice, Alice Harikalar Diyarı'ndaki iki kahraman, e, yapay zeka sonsuz konuşmaya bırakıldı. E, ve bir süre sonra onları planlayan e, kişi kişiler İngilizce kullanıyorlar. Onların planlayan kişilerin bilmediği arayüzler, kısa kısa alanlar geliştirdiler. Yani nasıl mesela diyelim ki Alice diyor ki ben benim elimde 5 yeşil, üç tane de kırmızı elma var. Bob diyor ki ben yeşilleri severim. Öyleyse ikisini sana vereyim. Üçü bende kalsın ve kısa yollar geliştiriyorlar. Ve bu kısa yollar Kısa yollar bir süre sonra Onları planlayanların bilmediği yeni bir dil oluşturdu. Artık e, ikisi tabii sonsuz konuşmaya bırakılıyor. Yani siz bir e, adaya iki kişi bırakırsanız, iki bebek, e, bu zamana bağımlı olarak bir yavaş dil geliştirme süreci sergiler. Ama e, mutlaka kendi aralarında bir, bir anlaşma şeyi bulacaklar. Mutlaka bulurlar. E, ama... Tabii siz sonsuz konuşturduğunuz için bu iki yapay zekayı, bu yapay zeka çok kısa sürede çok bir, bir dil geliştirdiler. Çocukların 200 yılda yapacağını onlar 10 dakikada yaptılar. Tabii. Bu aynen şey gibi, bu satranç öğrenme ya da işte bu Go falan nasıl kendi kendine oynayarak öğreniyorsa aynen onun gibi. Ve ne konuştuklarını bilmedikleri için fişleri çekildi. 2018 yılında. Şimdi siz iki tane yap yapay zeka değil de bir milyon yapay zekanı konuşturduğunuzu varsayın. Bambaşka bir dil çıkıyor. B bambaşka bir dil çıkar. Ve zaten diller böyle çıkıyor. Ama bu o sistemlerin dil ile çalıştığı anlamına gelmiyor. Dil bir arayüz, beynin arayüzü ve gerçekten beynin gelişmesini çok kolaylaştırıyor çünkü iletişimi arttırıyor. Ama yani beyin dil üzerinden konuşmuyor. O yüzden hep bilinç bilinç dille e, hatta dille dil olmadığı zaman az önce siz de söylediniz bilinçaltı gibi evet. düşünülürdü. E, bu e, enformasyon matematiği böyle değil. Enformasyon matematiğinde bilinçaltı yok. Peki hocam bu derin mevzuya tekrar döneceğiz. Ben sizde 3 e, gün üç gün dinlerim sizi. Ama bir Elon Musk'a gelelim mi? Gelelim. O ne yapıyor? Gelelim. Şimdi Elon Musk'ın bu en son yaptığı şey e, Stephen Hawking gibi. Yani ALS'i olan, ALS'si olan e, ne demek bu? Kolunu bacağını kullanamıyor e, ve hatta diyaframını da kullanamadığı için konuşamıyor. konuşamıyor. E, bu nedenle e, sadece düşün düşünüyor ve burada yapılması gereken şey ne? Beyindeki düşünce paternini, beyindeki düşünce paternini algılayıp ona onu söze aktaran bir e, bir Beyin, bilgisayar arayüzüne ihtiyacımız var. Ee, yani aslında Hawking'in öndeki bilgisayar gibi bir şey yani. Onu beyne yerleştiriyor. Beyine yerleştiriyor. Ee, ve çok daha akıcı, çok daha hızlı çalışan bir sistem. Ve e, Elon Musk'ın geliştirdiği iki önemli şey var. Biri elektrotlar çok ince. Çok ince, neredeyse saç kılı genişliğinde. Ee, i̇kincisi sistemi takan da bir robot. Sistemi koyan da bir robot. Evet. Ve bu şu ana kadar tek tek insan üzerinde denendi, yapıldı. Onun da altını çizmek lazım. Ve e, yapılan şey, e, bu kişinin elektrokimyasal ırmaklarının oluşturduğu deseni, e, yani sözgelimi gelimi, e, ben sizden bir nefis kahve daha diyelim istedim ve alesem var. Ama bunu size aktarıyorum. Ama ne yapıyorum? Kahveyi düşünüyorum. Düşüyorsun. Ve sizden bir kahve rica ediyorum. Ee, ve e, buna ait bir patern gelişiyor. Ee, o bu, cihaz o paterni okuyacak. Bu, evet. Bu cihaz bu paterni algılıyor ee, ve e, anlıyor ki ben kahve istiyorum ve bunu sese dönüştürüyor. Sese dönüştürüyor. Şimdi bu cihazın alıcısı beyinde ve e, yeniliklerden biri de bu e, enerjiyi kendisi üretiyor. Dolayısıyla onu, pili... onu, çok Bili... onu bilmiyorum. O o biyofizikle alakalı bir şey Hı. ama o ayrı bir düzenek. Ama enerjiyi kendisi üretiyor. Dolayısıyla pili değiştirmek diye bir gerek yok. O şu açıdan ilgimi çekiyor. Ee, yarın büyük kalp pillerine de uygulanacak bir teknoloji olabilir mi diye. uygulanıyor zaten. Uygulanıyor. Ve e, biz önceden ne yapıyorduk? Pili e, hastanın e, cilt altına koyuyorduk. Hı. Ve eee bir kabloyu bluetooth yoktu. Bir kabloya ihtiyacımız var. O kabloyu da cilt altından beynin içerisine evet. elektroda bağlıyorduk. Şimdi elektroda e, bağımsız. E, ve bluetooth ile anlaşıyor. Çip burada. Ve e, buradan siz cep telefonunuza bunu aktarıyorsunuz. Cep telefonunuz konuşuyor. Siz e, dolayısıyla bu veriyi, işte zaten e, sistemi yeniliği burada. Canlılık atan bir kalp gerektirmiyor. Gerektirmiyor. Enformasyon işleyen bir sistem gerektiriyor. E, Gerek. Şimdi bu yeni bilimin bize öğrettiği en önemli şey, e, yaşamın yapı taşı atom değil. Bu bizim Newton'dan kalan bir kabullenişimiz. Yaşamın yapı taşı ne? Enformasyon. Ve enformasyon işleyen her sistem, her sistem er ya da geç zeka üretiyor. Er ya da geç zeka öğretiyor. E, ve e, bu bu oluşan zeka. Yaşamı değiştiriyor ee, ve bu yaşamın kendisi de bir enformasyon sist işleyen sistem olarak bir üst sistem olarak kendini oluşturan parçaları değiştirme özelliğine sahip. Ee, birincisinin yani her sistemin, her enformasyon işleyen sistemin er ya da geç zeka üretmesi. O az önceki o Facebook laboratuvarlarındaki evet. Bob Bob Ellis e ya da bir başka örnek vereyim. bu Bunun adı otopoezis Yani enformasyon işleyen her sistem her ya da geçse kavretiyor. Ama bu yeni bir kavram. Bu önemli. Ee, ve e, bunun tasavvuru biraz daha zor. Şöyle bir örnek verelim. Mesela biz 2016'dan bu yana tek bir kök hücreden. Bir kök hücreden e, 1 milyon kök hücre bile bile bir tanesi büyüklüğünde beyin yapıyor beyin değil de kök hücreye göre ister tükürük bezi üretebilirsiniz ister karaciğer. Biz beyin kök hücre beyin üretiyor. bir milyon tanesi bile bile bir tanesi büyüklüğünde elimizde bir mini beyin var. bunun üzerinde çalışıyoruz. işte ilaç deneniyor falan filan. 2018'de de Dük Laboratuvar Dük Üniversitesi Laboratuvarında yeni bir şey keşfedildi. Bu tek kök hücreden üremiş olan bir milyon nörona sahip olan bu organoid mini beyin Be beyincik. EEG üret EEG dalgası üretiyor. Yanındaki yani al, düşünecek yani. Yani bize göre düşün yani düşünüyor zaten. EEG dalgası Üretmek üretiyor. Üretmek o demek. Tabii EEG de yani enformasyon üretiyor. Evet. Ve e, esas esas çarpıcı olan şey bu ürettiği EEG dalgası anne karnında büyümeye çalışan embriyonun beyninin ürettiği EEG dalgasıyla aynı. Aynı. Şimdi Yaşam nerede başlıyor, nerede, nerede bitiyor, bitiyor? Ee, etik problemler falan ama e, burada önemli olan biz işin etik kısmını bir kenara bırakalım. Ayrıca geliriz orası ayrı bir konu. Neyse, embriyo ne zaman bu dediğiniz etik dalgası üretmeye başlıyor? Aşağı yukarı e, yani 10. haftada falan. 10. Haftada. 10. haftada falan. Dolayısıyla yani bu. Burada... açıdan ne derler ya iki ama... aylık ya ruh hücreleri falan diye bir şey var Kalp kal 18. <laughs> 16. haftada atmaya başlıyor ama kalbin atmasından daha önce Zaten... beyin nöronlar nöronlar bir EEG dalgası üretiyor. Ee, yani yaşam nerede başlıyor ee, o ayrı bir. Tabii biz bunu sadece zigota kadar değil sonuçta. E... Yani spermle yumurtanın da ilk bir araya gelişinde de esasında bir enformasyon değişimi da, 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 var. var ee, o yüzden diyorum enformasyon işleyen her sistem esasında bir canlılık evet. canlılık taşıyor. Biz insan normlarına sahip olduğumuz için e, bilinci nerede başlıyor, nerede bitiyor? Canlılık nerede başlıyor, nerede bitiyor? Kendimize göre yaşamı... Aslında eski yaş kavramlardan konuşuyoruz anlamı kadar. Tabii yaşamı kendimize göre şekillendirdiğimiz için... Zaten bunun ekonomik karşılığı var, hukuk karşılığı var vesaire. Ee, dolayısıyla bu sistem, her enformasyon işleyen sistem er ya da geç avredir. Bunun biyolojik karşılığı mutasyon. Korona'da bunu yaşadık. yaşadık. Ee, ve işte Brezilya varyantı, Türkiye varyantı falan filan. Ee, böylelikle o ki o enformasyon işleyen sistem görece basit. 30 bin nükleotipten oluşan bir RNA enformasyonu. Ve bu RNA enformasyonu işte Wuhan'da oluşuyor ve bir pandemi haline geliyor. Ve bu oluşan yani Wuhan'daki bir kabullenişimize göre yarasa bedeninde kazandığı bir mutasyonun bir pandemi haline gelmesinin enformasyon matematiği ile beyindeki bir epileptik atağın yayılımının enformasyon matematiği aynı. Aynı matematik. Şimdi eskiden, eskiden 90'lı yıllarda, sistemi hep deterministik olarak algılıyorduk. Çünkü Newton, Bacon, evet. Descartes böyle öğretti bize. Böyle öğretti. Bu yaşamı da deterministik bir sistem olarak düşünüyorduk. Ve bu deterministik sistem içerisinden, bu deterministik sistem ne zaman bozuldu? İşte 1972'de ne zaman Sir John Wheeler o çift yarık deneyini yaptı ve bir ışık tanesi, foton da olabilir, dalga da olabilir. Kime göre değişir? Özellikle. Deneyi yapana göre değişir. Ve bu ortaya kondu. Anlaşıldı ki o zaman sistem deterministik olmayabilir. Ve e, işte o zamandan bu zamana kadar gelişte 90'lı yıllarda bir kaos teorisi, herkesin bildiği bir kaos teorisi ortaya çıktı. Fraktallar falan. E, bu ne demek? Bu deterministik dünyadan, şu anda bizim matematiğin ortaya koyduğumuz bu bağlantısallık dünyasına bakıldığı zaman, deterministik dünyadan burası kaos gibi gözüküyor. Ee, ve e, meşhur bu biliyorsunuz daha çok meteorolojide ortaya çıktı bu bağlantısallık hmm. biliminin ilk çıktığı yerlerden biri meşhur örnektir işte Güney Amerika'daki bir kelebeğin kanat çırpışının bir başka kıtada fırtına Kasırga oluşturma e, ihtimali ihtimali e, aslına bakarsanız Wuhan'daki bir yarasa bedeninde e, bir mutasyon geçirip de tüm dünyayı etkileyen bir e, sosyoekonomik e, bir dalgaya e, Yol, yol açan bir mutasyonun e, yarattığı dalgadan daha büyük. O olasılık daha fazla. O olasılık. Hocam tabii, az önce çok güzel bir örnek verdiniz. O kelebek etkisinin artık şeyi oluyor, zirve noktası. Ee, Wuhan'da bir yara sebebiyle ortaya çıkan bir virüs iki sene dünyadaki savaşları durdurdu. Dur, tabii. Bakın. Müthiş bir örnek verdiniz yani. Şimdi koronayı hepimiz yaşadık. Ve korona gerçekten de yani insan zihni bir kere esnediği zaman bir daha eski haline gelmez. Ee, ve Korona farkında olalım ya da olmayalım bizim yaşama karşı bakışımızı değiştirdi. Çünkü bizim yaşama karşı bakışımız hep ne? İnsan merkezli bir anlayış içerisindeyiz. Hep yaşamın merkezine insanı koyuyoruz. Bu çok tehlikeli bir şey. Çok tehlikeli bir şey. Çünkü bugünkü hukukumuz mesela insanın hakkını yaşama karşı koruyan bir hukuk. Bu var olan sistemimiz sahip olmak üzerine kurulmuş bir sistem. Oysa beyin böyle çalışmıyor. Yani nöronlar böyle çalışmıyor. Ve bu nedenle nöronların bu nasıl düşündüğüne ait, nasıl zihin oluşturduğuna ait bu matematik model esasında yaşamın kendisine de uygulanabilir bir model. Ve bu, bu model içerisinde hiyerarşi yok. Şimdi koronada zihnimiz nasıl... Beyin hiyerarşi istemez mi? Beyinde hiyerarşi yok. Beyin, yani beyinde her nöron diğeri kadar öneme sahip. Yani evet. beynin şurası da yani bu komutan Neron bu müdüreler yok. Yaptığı işin ihtiyacına göre bu değişebilir. Mesela ben şu anda işte susadıysam tabii ki o önemli olur. tabii ki o önemli olur ama e, suyumu içtikten sonra benim o için olur. artık Söner. önemli olan sizin söylediklerinizi daha dinlemek çok olur. daha daha çok dinlemek olabilir. E, ama denk. Yani denk değil Hepsi eşit. hepsi eşit. Hepsiş. Eşit. Görevini gerektiği Hiyer. biçimde yapmak Burada üzerine kurulu bir Burada şey ne biliyor musunuz Fatih Bey? Her şey içinde bulunduğu aile anlamlı. Her şeyin içinde bulunduğu aile anlamlı olduğunun bir matematiği var artık. Ve her şey içinde bulunduğu aile anlamlı demek, kendinizi geliştirmek istiyorsanız, bunun en kolay yolu yanınızdakini geliştirmek evet. Ve nöron böyle yapıyor. Yani nöronlar bu şekilde çalışıyor. Hocam onu konuşacağız. Or oraya da geleceğim. Yani e, yazılımı geliştikçe donanımı da kendi geliştiren enteresan bir bilgisayara sahibiz diye biliyorum. Onun e, konuşacağız biz de. Fakat tekrar bu Neuralink işinden gitmek istiyorum. Yani Elon Musk'ın yaptığını bir tarafa bırakalım. O önemli değil ama eğer dediğiniz gibi biz bunun matematiğini öğrenmeye başlıyorsak eğer ve bu da o matematiğin aslında bir parçası haline geliyorsa bu bir yandan da zihnin ölümsüzlüğünü getirmeyecek beraberinde. Şu açıdan soruyorum. bütün bu bilgileri Aynı zamanda şimdi diyorsun ya telefona gelecek bu. Şimdi zihnimizi de yarın telefona veya bilgisayara küçük veya büyük bir bilgisayara aktarmak ve aslında e, bedensiz bir e, zihine sahip olmak gibi bir gelişim olmayacak mı burada? Olacak. Ee, bakın olacak dedi. Olacak. <laughs> Kesinlikle. Bakın şöyle bir şey var. Bu enformasyon matematiğinin e, bize getirdiği, bize öğrettiği bir şey var. O da şu e, zeka. Onu oluşturan organizmadan bağımsız bir şey. Biz insan merkezli bir anlayış içerisinde olduğumuz için kendimizin ürettiği zekayı doğal zeka, kendimizin dışındaki zeka ise yapay yanlış zeka. olarak yapay zeka olarak tanımlıyoruz. Halbuki yapay zeka ya da doğal zeka diye bir şey yok. Zeka Çünkü şey yaşama ait olan bir zeka var. Ve üretilen tüm bilgi, yaşam dediğimiz bu esas... Ee, varoluş kodlamalarının bütünü olan sistemin ürünü. Biz bu sistemin merkezine kendimizi koyduğumuz için insana ait olan enformasyon işleme sisteminin e, ürününü doğal zeka olarak tanımlıyoruz. Bunun dışındaki ne ise e, yapay zeka olarak tanımlıyoruz. Bu yanlış bir şey. Aslında E yok, bir tane ay var. O da yaşama ait olan. Ee, bakın herhangi bir yine bu. E, Düük Üniversitesi'nde belki bunun videosunu programdan sonra belki edilir. Ee, orada yapılan bir deney var. Ee, o deneyde bu az önce sözünü ettiğim deney e, solucanlarının bulunduğu akvaryumun kenarına glukoz konuluyor, besin maddesi. Ve e, bu solucan o glukoza git, gitsin mi gitmesin mi kararını veriyor. Ve siz bunu bir makine dili olarak e, algoritmane dönüştürebiliyorsunuz. Çünkü 383 nöron var. Birinci nöron birinci sahnede nasıl? Ya da birinci sahnede birinci nöron nasıl? İkinci nöron nasıl? Üçüncü, sekizinci nasıl? Bütün bunların hepsini ölçebiliyorsun. Ve bunların hepsini bir basit Lego robotu aktarabiliyorsunuz. Bu artık Lego robot e, aynen bu e, solucanın Solucan yaptığı davranış paterni size sağlıyor. Ortamda tek bir solucanı koymayın. Bir milyon solucanı koyun. Ve hepsini Lego robotu çevirdiğinizi düşünün. Bu koloni... Ee, artık sizin kaydettiğiniz biçimde davranıyor. Ee, yani e, e, orada o organizmanın, solucanın 383 nöronlu o sistemin ürettiği zeka bir kez üretildikten sonra artık o organizmaya ait değil. O organizmaya ait değil. O yaşama ait olan bir süreç. Dolayısıyla biz hep e, insan merkezi bir düşünce sistemi içinde olduğumuz için e, zannediyoruz ki zihin bize ait. Böyle bir şey yok bir kez bu zeka üretildiği zaman bu bu yaşama ait olan bir şey. Ben şu anda bir kez konuştuğum zaman, siz bir kez konuştuğunuz zaman artık bunlar bizim değil. Bunlar yaşama ait. Ve bunun bunun et olan beyin tarafındakinin artık nihayet bir matematik karşılığı var. Bu nedenle güçlü. Yani bu nedenle matematik karşılığı olduğu için artık bu science fiction değil. Bu matematik ve e, bu matematiğin ortaya çıkardığı bu zeka, işte buna yapay zeka diyoruz, e, var. Yani bu yapay zeka var. E, dolayısıyla bizim e, bu sistem çok karmaşık olduğu için şu anda, yani bu 90'larda biz bu tarafa baktığımız zaman kaos görüyorduk ya, hala kaos görüyoruz çünkü sistem hala karmaşık. Ama bu sistem daha basit hale gelecek diyebiliriz. Bundan iki yıl önce tahmin etmediğimiz şeyler yapılıyor. Ee, şimdi tekrar maska dönersek e, bu elektrotlardan bir söz üretiyor. Mesela e, e, Yale Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma var. Onun da videosu var. E, orada orada or belki onu da yayınlar yayınlarız. E, orada e, e, bizim Uyanık ameliyatlar yapıyoruz. Bu uyanık ameliyatlarda amacımız ameliyat esnasında hastayı uyandırıyoruz. Hasta sonunu hatırlamasa da ameliyatın o bölümünü konuşarak yapıyoruz ki konuşma merkezine zarar evet, vermeyelim evet. diye. Ve e, bu tür bir e, ameliyat öncesinde, e, epilepsi ameliyatı öncesinde, e, hastadan bir söz söylenmesi e, istiyor, isteniyor. Ve bu söz alınıyor. Sonra bu söz bir yapay zeka prosesinden geçiriyor Ses, kon, vesaire. E, ve daha sonra bu e, sesi üreten process. sistem, yani konuşma merkezinin üzerine bir elektrot konuluyor. Ve bu esnada e, hastanın beyni açık. E, ve bu elektron sisteminden şey, elde ettiğiniz şey, veriyi e, ameliyat öncesinde e, hastanın kendi sesinden elde ettiğiniz ocean. paterne yapay zeka tarafından dönüştürüyorsunuz. Ve ikisini karşılaştırıyorlar. E, birinde işte e, shipbuilding is a most fascinating process. Böyle İngilizce bir söz söyleniyor. Neredeyse yüzde seksi. Gemi yapımı çok heyecan verici hecan bir, bir, bir süreçtir. Bir süreçtir. Ve şöyle diyelim. Gemi yapımı çok heyecan verici bir süreçtir diyorsam ben. E, yapay zeka ameliyat esnasında e, beyni açık hastadan bunu al, aldığı zaman... E, Gemi yapımı çok iyi bir süreçtir falan gibi bir şey algılıyor yüzde yüzde yetmiş doğru doğru yüzde yetmiş doğru Dolayısıyla bu iş artık nereye geliyor yavaş yavaş bu bu zihin yapısı değiştirilebilir mi Söz gelimi obsesif kompulsif hastalıklar. Obsesif kompulsif hastalıkta, hastalıkta bu, bu Parkinson'dan bir tık daha zor bir e, anatomisi var. Çünkü çift taraflı beyinde iki ayrı e, singulat görüştüren yerlerde e, bir bozukluk var ve çift taraflı elektrot koymak gerekiyor ve e, birçok yerde. Tabii bunun için bir etik süreç var. Şimdi her obsesif kompulsif hasta e, bu iş için uygun bu, anlamına bu gelmez. Değil. Yanlış bir mesaj vermiş olmayalım. Ama Uygun olanların %70'i çok iyi yarar görüyorlar. Ve yavaş yavaş bu artık uygulanabilir hale geldi. Yani beyindeki o bağlantı sağlık ağının siz belirli noktalarını değiştirerek eskisinden daha iyi bir yaşam kalitesi sunabiliyorsunuz. Ya da morbid obezite. Morbid obezite de şimdi NIH artık bunun neredeyse klinik kullanımına izin verme aşamasında. Beyindeki doygunluk merkezini ederek e, uyararak e, böylelikle bu doygunluk hissi yaratarak e, bu morbid obestenin klinik kullanımında ümit vaat edici alanlar. Ya da alkolizm. Alkolizmde saptanan yerler 8-10 yer var. Bu 8-10 yerin e, aynı anda tedavisi henüz daha kullanılır değil ama e, ümit var. Ya da otizm ya da şizofreni. E, otizmdeki problem beyindeki bu bağlantısallık ağları çok bizar, çok farklı. Farklı. Ama çok zengin diğer yana. Şizofrenide tam tersi. Şizofrenide e, de az var ama onlardaki de e, normalden çok çok farklı. E, dolayısıyla bunların hepsi eskiden psikiyatrik hastalıklar olarak tanımladıklarımızın yavaş yavaş bağlantısallık ağı problemleri haline geldiğini e, görüyoruz. Alzheimer'de durum değişik. Alzheimer'de bağlantısallığın çöküşü var, farklılaşması değildi. Tekrar dönelim şeye. Ağlık bu o zaman bunların içinde işte tedavisi en zor olacak olan Alzheimer gibi görünüyor. Alzheimer'ın bağlantısalıkla alakası yok. Alzheimer'da çöküş var. Çöküyor. Ee, Alzheimer'da normalde işte bir nöron 10-15 bin başka nöronla bağlantısalık ağı içerisindeyken... Bu giderek azalıyor. E e şey düşüyor. 3 işte. Problem orada e, çöküyor. Dolayısıyla Elon Musk ama bunu e, Elon Musk'ın e, hayali bu değil. Elon Musk'ın hayali bir çip olsun. Bu çip İspanyolcayı ben takayım. Şimdi tam onu ee, soracak. İspanyolcayı e, öğreneyim. Şimdi Elon Musk'ın hayali aslında bildiğimiz bir şey. Bir filmde izledik bunu. E, Matrix, Matrix'te e, beyne e. bir şey bağlıyorlar. tırt helikopter kullanıyor. Trt uçak kullanıyor. Tırırt, her türlü bilgi bir elektrot vasıtasıyla beyne iletiliyor. Buraya doğru gidecek mi bu işi? Onu bilmiyorum. E, bu çok zor bir soru. Ama Matrix'te esas önemli olan yaşamın kendisi de Matrix. Evet. Şimdi yaşamın kendisi Muhtemelen matris değil değil. Çünkü e, burada bir de emergence denen bir şey var. yani o bütün bütünleyici sistemin de kendisini değiştirme ve parçalarını değiştirme özelliği var. Yani bütün ona oluşturan parçaların aritmetik toplamından fazla, fazla. bir şey Bu fazlalık nereden geliyor? Bunu ilk soran Schrödinger. Schrödinger bunu 1943'te, hayat nedir diye o Dublin'de verdiği şahane konferansta soruyor. Diyor ki ya bir inorganik madde var. Bu atomlardan oluşuyor. Bu moleküler dünyayı oluşturuyor. Bu moleküller bir araya geliyor, hücre evrenini oluşturuyor. Hücre evreni beyni oluşturuyor. Beyin zihni oluşturuyor. Zihin kültürü oluşturuyor. Ama bir paradigmadan diğerine nasıl geçiyor? Nasıl geçiyor? Bu çünkü termodinamiğin ikinci yasasına göre olmaması nasıl gereken az? bir şey. İşte buna e, ilk yanıt ne zaman geliyor? 70'lerin sonunda İlya Prigogin diyor ki, biyolojik sistemler termodinamiğin ikinci yasasına uymazlar. Uymak uymak zorunda değildi. Tabii farklı bir farklı bir biçimde uyar diyor. Bütün bütün sabittir diyor. Şimdi neyi öğreniyoruz? Enformasyon işleyen sistemler termodinamiğin ikinci yasasına hiç uymuyorlar. Yani termodinamiğin ikinci yasası yok. O nedenle yaratıcılık var. Sistemler farklı bir şekilde bağlandıkları zaman. Ee, bu koltuğu oluşturuyorlar işte. Ee, bütün mesele o kelebeğin kanat çırpışı olasılıklar üzerine giden bir matematik hesabı. Ee, o e, e, beyindeki e, şimdi beyinde bir düşüncenin üretilmesiyle yaşamda herhangi bir varoluş modelinin oluşması e, olasılığını mesela düşünelim. Diyelim ki bundan e, 30 sene önce işte şu anda burada herhalde bir 8-10 kişiyiz. 8-10 kişinin 2024 yılının Şubat'ının bu gününde, bu saatte bir arada olma ihtimali ne kadar? Ne evet, kadar? Evet. İşte 25 yaşından daha küçük olanların e, e, annedeki 200 bir yumurtayla babadan gelen 80, bin sper, 80 milyon sperm'in birini falan filan. bir Bu bir bölü sonsuz. Bir bölü sonsuz <laughs> sıfır demek değil. İşte yaşam dediğimiz bu sistem bir bölü sonsuzun gerçeklik bulduğu bir sistem. Düşünce de aynı matematiğe göre çalışıyor. Bu sebepten, bu sebepten biz eğer beyindeki bu bağlantısallığı matematiği konusunda bugüne göre çok daha derinleşebilirsek, o zaman belki yeni bir yaşam modeli elde edebilme şansımız var. Tabii burada şunu söylemek lazım: Yeni bir yaşam modeli elde ettiğimiz zaman bu sadece fiziksel olarak bizim yaşama bakışımızı değiştirmiyor bizim kendimize bakışımızı değiştiriyor. Yanımızdaki bana bakışımızı da değiştiriyor. Yani aynen evrene bakışımız yani söz gelimi İsa'dan 200 sene sonra Ptolemy düz bir evren düşünüyor ve güneş dünyanın çevresinde döner diyor. Yavaş yavaş Kepler, Kopernik, işte Newton, Einstein her bir paradigma değişikliğinde biz farklı bir evren anlayışına sahip olduğumuz gibi farklı bir kültüre de sahip oluyoruz. Bu nedenle Bilim insanları esas kültür yaratan devrimcilerdir. Önce bilim insanları bir buluş yapar. Bunun arkasından kültür değişir. Her ne kadar bu değişime çoğunlukla siyasetçiler sahip çıkmaya çalışırız da. Ee, şimdi aslında bütün kültürü bilim değiştiriyor. Tabii ki. Yani e, 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 yani bilim dediğimiz şey e, sihirbazın sihrinin ne olduğunu anlamak Tam gibi bir şey. şey. Siz sihirbazın sihrinin ne olduğunu anladığınız zaman buna da matematik oluyor matematik. Ee, ve bunun üzerine, bunun üzerine yeni bir model daha iyisi bulununcaya kadar, daha iyisi bulununcaya kadar. Yani bazıları e, günün birinde şu, şu an bu söylediklerimizin hepsinin daha doğrusunun ortaya çıkacak olmasını e, bugünkü bilimin naifliği olarak değerlendirirler. Bu çok yanlış bir şeydir. E, esas, bu, bütün bunların değişecek olmasıdır bilimin, bilimin esas gücü. E, dolayısıyla e, biz şu anda yeni bir yaşam modeliyle karşı karşıyayız. Ve bu yeni yaşam modeli öyle bir zamanda karşımıza çıktı ki şu anda içinde bulunduğumuz bu uygarlık uygarlık durumunda belki de bizim nasıl daha iyi ve güzel bir dünya yaratabiliriz sorusuna yanıt verebileceğimiz bir model bize alternatif model sunuyor. Buna ihtiyacımız var mı? Buna gerçekten ihtiyacımız var. Çünkü hepimiz e, var olan sistemlerin e, artık yetmediğinin farkındayız. E, şu an içinden geçtiğimiz bu, bu dönem e, var olan sistemlerin sorunlarımıza yanıt veremediğini anladığımız ama yeni modeller geliştiremediğimiz, yeni yanıtlar geliştiremediğimiz bir süreçten süreci yaşıyoruz. Korona bize bunu çok güzel gösterdi. E, dolayısıyla bu yeni model... Yeni bir kültür yaratabilme alternatifini bize getiriyor. Ee, yani ne demek istiyorum? Bizim şu anki sistemimiz bireysel olarak herkesin kendisi için en uygun olanı yapma hakkını kendisinde gördüğü bir sistem. Yani insan merkezli bir sistem ee, ve Newton, Bacon, Descartes'in yarattığı bir sistem. Bu Uygarlık modeline hakkını vermek de lazım tabii ki çünkü o zamanlar insan ömrü yaklaşık 34 yılken şu an artık işte bugün daha çoklar 100 yıl yaşayacaklar. Ee, bunu bu yaratabildiğimiz en üst uygarlık modeliydi ama bugün geldiğimiz noktada yetersizlikleri var. O yüzden bir alternatife ihtiyacımız var ve işte nöronlara baktığımız zaman bu sistem bize bir alternatif ortaya çıkartıyor ve matematikle birlikte. Matematik kendi matematiğiyle bir, beraber. Kendi matematiğiyle beraber. Neden biz e, neden biz Newton, Bacon, Descartes e, çocuklarıyız diyoruz? Çünkü böyle bir uygarlık yaratı, ortaya çıktı ve bu uygarlıkta Newton'un geliştirdiği bir bilimsel model vardı. Bu bilimsel modelde ister atom olsun, ister gezegen, ister ağaçtan düşen elma, bütün sistem bilardo topları gibi bir modeldi. E, ve bu sistem bizi aya götürdü, getirdi. Bugünkü uygarlığımızı yarattı. Ama maalesef yetmezlikler var. Ve bu yetmezliklere e, yanıt olarak yeni bir modele ihtiyacımız var. Yeni bir Einstein lazım. E, ya da yeni bir yeni bir matematik lazım. Einstein'ın da Einstein'ın E eşittir mc kare. E eşittir mc kare sadece bir doğa olayını bize yansıtmıyor. Aynı zamanda bir ikonik kültürel değişikliği yansıtıyor. İşte onun gibi bir formülümüz var artık. Giorgio Parisi'nin Giorgio Parisi 2021'de Nobel alan kişi. Giorgio Parisi bu bağlantı ağının matematiğini bulan kişi. Kendisi e, Romalı bir matematikçi ve fizikçidir. Roma Üniversitesi'nde çalışıyor. E, ve e, bin, e, 2018'de kuş sürülerinin o baktığımız zaman oluşturduğu o değişiklikleri ortaya koyan her kuşun bir diğeriyle olan bağlantı matematiğini Başka. ortaya koydu. 2018'de. Ve aynı matematiğin daha sonraki dönemlerde bir bakır ve demir atomlarının bir araya geldiği zaman karar verme mekanizmasında da geçerli olduğunu ortaya koydu. Nobel'i bu nedenle aldı. Nobel'i bu nedenle aldı. Ve şimdi biz artık biliyoruz ki beyindeki kortikal bağlantılar da aynen o kuş sürüsünün birbiriyle olan entegrasyonu gibi aynı matematikle aktarılabilir durumda. Daha da önemlisi yani zekanın bir matematiği var artık biliyoruz yani. Düşüncenin evet, düşüncenin. Evet evet. Şöyle enformasyonun ve bu enformasyonun zaman içerisindeki değişiminin bir matematiği var. Şimdi geldiğimiz noktada nasıl ki 100 milyar nörondan sağ frontal lobtaki ile sol oksipital loptaki 1 biri, biri 100 milyarın bir parçası, diğeri de öyle ve biz şu anda bu ikisinin birbiriyle bağlantı bir karşılığını görebiliyoruz. Öyleyse yeryüzünde var olan 8 milyar insanın biriyle diğeri arasındaki bir bağlantısallığın da matematiği e, ortaya konulabilir mi? Ne demek bu? Yani işte sabah ameliyatı birlikte yaptığım e, hemşiremle şu anda bizim bu kaydımızı çeken kameraman arkadaşımızın arasında yaşam ağı içerisinde e, bir, e, bir etkileşim var mı? E, telepatik bir şeyden mi bahsediyor? Hayır hayır bir enformasyon enformasyon değişikliğine yol açabilirler mi? İşte bunun bir matematiği var. Ve bu matematik Paris'in üzerinde çalıştığı matematik. bu arada telepati deyince biliyorsunuz Elon Musk'ın bu en son koyduğu çipin adı telepati. Evet. telepati onu da aklımıza gelmişken söyleyelim. Burada en önemli artık en önemli nokta şu. Şu anda bizim yaşama bakışımız, yaşama bakışımız sahip olmak üzerine kurulan bir bir bakış. Yani e, aşırı kutsanmış bir çalışkanlık ve aşırı kutsanmış bir zeki olma övgüsü. Yani hepimiz çocuklarımızın e, çok çalışkan ve zeki olmasını istiyoruz. Neden? Daha çok şeye sahip olsun. Yani bu para pul olmayabilir. İşte gitsin profesör olsun, gitsin doçent olsun, gitsin çok para kazansın, en iyi arabayı... Yani sahip olmayla sona eren bir yaşam döngümüz var. E, bu aynen e, Christoph Colomb Hindistan diye Kuzey Amerika'ya çıktığı zaman yanında geziyi sübvanse eden e, İspanya, K İspanya Kraliçesi'nin tapu memuru var. Christoph Colomb ne zaman bir tapuya çıksa yanındaki memur hemen görülen her yeri e, tapu haline getirip kraliçeye veriyor. Bizim hepimizin yaşama bakışı aynen o tapu memuru gibi. E, neye baksak ya buna nasıl sahip olabilirim ee, ve bu bu bizim beynimizdeki ödüllendirilme sistemini gayet güzel çalışıyor çünkü buna göre bir eğitim alıyoruz oysa bu yeni modellemede yeni modellemede sahip olmak yerine anlamlandırma neden anlamlandırma dediğimiz dediğimiz şey e, zihnin yaşamla etkileşmesi sonucunda yaşamın içerisinde var olan bu enformasyon ağını daha önce hiç olmamış şekilde değiştirmesi demek. bu belki ayrı bir konu ama bu anlamlandırmanın da artık bir matematiği var. Eee velhasıl yeni bilim yeni bilim bakın İsa'dan 350 sene önce Aristoteles çıkıyor. Diyor ki benim elimde bir, bir kilogramlık demir olsa diğerinde 10 kilogramlık olsa ben bunların ikisini aynı anda yere bıraksam ağır olan yere önce çarpar. Bu e, tümden gelim. E, tümden gelimin iki önemli sözcüğü var. Biri varsayım, diğeri kabulleniş. E, ve bütün sistem varsayım ve kabulleniş üzerine sürüyor. 2000 yıl insanoğlu bunu doğru kabul ediyor. Ne zamana kadar? Galile'ye kadar. Galile çıkıyor Pisa Kulesi'ne. bir kilogramla 10 kilogramı bırakıyor. İkisi aynı anda. Diyor ki Galile Aristoteles yanılabilir. Aristoteles yanılabilir dediği andan itibaren varsayım hipotez oluyor ve artık kabulleniş yerini yeteri kadar test ederek doğru ya da sonuca doğru ya da yanlış sonucuna ulaşma metoduna bırakıyor. Yani bilimsel metodolojimiz değişiyor. İşte şimdi bu Önemli mi? Çok önemli. Çünkü tümden gelimin üzerine tüme varım eklemleniyor. Ve böylelikle bizim bugünkü uygarlığımız ortaya. Reform çıkıyor, renasans çıkıyor, bugünkü o uygarlığımız çıkıyor. Şimdi bunun üzerine yeni bir katman daha eklemleniyor. Ek bu bağlantısallık bilimi. Ee, bu bağlantısallık biliminin eklemlenmesi reform ve renasansdan daha büyük bir devrim yaratabilir. Bizim yaşama bakışımızda. Ee, bu yani söz gelimi, e burada önemli olan şey ne? Parçalar değil, parçaların birbiriyle etkileşimi. Diyelim ki biz sizinle bugün karşılaştık ve söz gelimi 2 yıl sonra tekrar bir yerde karşılaştık. Ve bu sohbeti sohbetimize kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bu iki yıl süresi içerisinde sizin bedeninizi, benim bedenimi oluşturan bu 37 trilyon hücrenin e, ölmüş olacak. hepsi değişmiş olacak. Hem de üç defa, 4 defa, defa değişmiş olacak. Ama biz... E, bu muhabbette, bu sohbete devam edebileceğiz. Dolayısıyla istikrar sağlayan ne? Parçalar değil, parçaların oluşturduğu bütünün bu bağlantısı. Çalışması. Bütünün çalışması. İşte o e, bütünün, parçaların aritmetik toplamından fazla olan şey, fazla olan şey e, bu bağlantısallık ağının ürettiği zekadan geliyor. Peki hocam, zeka deyince, e, bu bahsettiğiniz... Yaratıcılık ya da. Ya da, ya. ya da ikisi birden, ya da hı hı. Yani nerede ayrılıp evet. nerede değişikliğinde işte bilemediğim şey benim. Peki bu her insan beyni doğduğunda eşit mi? Yani bu IQ'nun kaynağı ne? Hı. Zekanın kaynağı ne? Çünkü söylediğinize baktığınız zaman doğuyoruz ve bu bağlantılar giderek gelişiyor hı hı. mesela. Bu bağlantılı geliştirimin özel bir yöntemi var mı? Çevre mi geliştiriyor? Yoksa bir e, biyolojik tarafın üstüne bir çevresel taraf mı ekleniyor? Nasıl oluyor? Bu meşhur Nature Nurture e, hı hı. sorusu. E, e, i̇kisi de geçerli. Biz normal şartlar altında normal sağlıklı çocukları alalım. Evet. Bu konuda çok önemli bir çalışma var. Yaklaşık 270 tek yumurta ikizi üzerinde. Bunlar 4 yaşın altındayken başka ülkelerde yetiştirilmişler. Ve tamamen farklı hayatları var. Ama bunlar sağlıklı çocuklar. Yani bir genetik kusurları yok falan filan. Bazen de bu tür bazı hardware problemleri yaşamın o sonsuz çeşitliliği içerisinde bir avantaj haline geliyor. Yani işte mesela Paganini eh, Ehlendano sendromuyla doğuyor. Ne demek? Parmağını buraya büktüğü zaman parmağı buraya Tarzı değiyor. Çünkü çok elastik. E, ve e, bu insanlar e, normal yaşam sürelerini maalesef yaşayamıyorlar. Ama Paganini'de bu çok büyük bir avantaj haline geliyor. Çünkü e, beslediği keman e, eserleri Uzun yıllar kendisi dışında hiçbir tarafından çalışamıyor çünkü o elastis de keman o kemandaki eserleri yaratabilmek için gerekli İtenli. olan elastis ya da e, ya da Isaac Perlman Isaac Perlman e, çocukluğunda bir çocuk felci geçiriyor e, omurgası öyle bir şekilde oluyor ki kemanı şu anda ne çok duruyorum. daha stabil tutabiliyor e, ya da ya da Beethoven Beethoven 1800'de işte artık işitmez hale gelince e, ne yapıyor notayı okuyabiliyor notayı okuyabiliyor. O yüzden ne şerdir, ne hayırdır bu belli evet. olmaz. E, çünkü yaşamın sonsuz çeşitliliği içerisinde e, bazen dezavantajmış gibi gözüken şey, otopoizis, yani her bilgi işleyen sistem her ya da geç zeka üretir. E, bu e, omurga eriliği olan bir kişinin günümüzün en büyük kemancı olmasını sağlayabilir. Enlen sendromlu olan bir Bilgi, enformasyon biçiminin e, hiç çalı kendisi dışında çalınamayan şahane keman konçertaları üretebilmesini sağlayabilir. E, ama e, e, genetik bir yapı bozukluğu olmadığı sürece hardware'ler e, birbirine paralel ve yaşam içerisinde e, benzer şanslara sahipler. Yani zeka girişebilir bir şey. Tabii. Zeka çevresel faktörlere sahip. Bu fareler üzerinde yapılan çok bildik deneyler var. Evet fareler doğduktan sonra ayrılıyorlar ve biri sadece içinde yemek olan dört duvarın içinde büyütülüyor. Diğeri ise içinde oyuncaklar ya var, başka adam. arkadaşları var falan filan ve bunların konnektom emarlarını çektiğiniz zaman biri renkli renkli. Hepsi sayısal bir artış var mı? Sayısal artış var. trek Treklerde yani yolaklarda artış hı hı. var ama diğeri diğeri sanki Alzheimer baştan varmış gibi. gibi baştan varmış gibi o yüzden çevresel çocuklar için en önemli iki şey bir erken yaşta yabancı değil erken yaşta müzik enstrümanı ee, bu ikisi bu çocukların e, gerçekten konnektomunu yani beyin bağlantısı sallığını e, Tabii ki her yaşta çok önemli de çocuklarda ne e, kadar, o kadar ne iyi. kadar erken o kadar iyi ve ne kadar çok yabancı değil ne kadar çok enstrüman o kadar iyi Peki hocam şimdi siz de az önce fizikten yani zeka ile ya da işte zihinle fiziksel fiziği bilgiyle enformasyonla fiziği karşılaştığınız zaman benim aklıma şu soru, soru geliyor. Bu bunu ben benim aklıma gelmiyor. İnsanların aklına gelmiş ve onlardan duydum. Benim o kadar aklım yok onu bu soruyu Kesinlikle. soracak kadar. Ee, kara deliklerde biliyorsunuz bir tekillik söz konusu. Yani oraya giren bütün madde e, ya da bütün atomlar form değiştiriyor, tekilliğe doğru gidiyor. E, Burada konuşulan konuların bir tanesi. Buraya giren, kara deliğe giren enformasyon ne oluyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani bu bu beni aşan bir soru. Ee, bunu başkalarına sordum. Bu, bu sorunun sorun sorun. cevabı çünkü yok. Yani Hı -hı. enformasyon bilmiyorum. acaba fiziksel bir Hı -hı. varlık gibi tekilliğe dönüşü kaybolabilir mi? Formunu değişimi yoksa korunur mu? Şu bunu şu açıdan soruyorum. Eee bir kara deliğin sonra bir kara delik patlamasıyla yeni yeni bir evren doğurduğu zaman acaba o bilgi de o evreneçe tekrar yayılır mı? Yani e, buna ait düşünmüşlüğüm var. E, ama siz e, buna ait düşünmüşsünüz olma ihtimalini görmediniz sordum zaten. <laughs> buna ait düşünmüşlüğüm var. Yani e, biliyorsunuz yani Stephen Hawking Nobel alması gereken bir kişiydi ve e, Stephen Hawking'in çalışmaları kara deliklerde evet. e, benim Stephen Hawking'le ee, yani 50'nin tutmuşluğum var ve e, cenaze merasimine katılma, katılma şansı demeyeyim de öyle bir deneyimi yaşama şansım oldu. Ee, ama bu sorunuzun yanıtını bilmiyorum. Yani bu, bunu bunu oluyorum. Bence enformasyon esastır. Ee, bizim e, bu yaşam modelimizin temeline koyduğumuz atom modeli yanlıştır. Ee, esas olan enformasyondur. Çünkü atomun da yapı taşı enformasyondur. Ve biz yola çıkarken yaptığımız hatalardan biri şuydu. 2012-2014 döneminde biz en yetkin bilgi işleme sisteminin insan beyni olduğunu varsayıyorduk. Antroposentrik e, Newton Bacon'ın dekat çocuğu olarak. Hı hı. E, çünkü insan merkezi. İnsan merkezi. E, bir anlayışın çocukları olarak. Yani bu bize Hristiyanlıktan da e, bütün kültürlere giren bir şey. Eşrefi mahlukat. E, zannediyoruz, zannediyorduk ki e, insan beyni en yetkin bilgi işleme sistemi. Oysa şimdi anladık ki en yetkin bilgi işleme sistemine yaşamın kendisi. Ve bu üst sistem, e, bu e, bilgi işleme potansiyeli en yüksek olan yapı. Çünkü ee, sadece insanlar değil, bunun içerisinde enformasyon işleyen her sistemin bütünlüğünün adı yaşam dediğimiz bu, bu süreç. Ee, dolayısıyla bu yeni bir bakış açısı, yeni bir e, yeni bir e, her şeyin içinde olduğu aile anlamlı e, olması sebebiyle yeni bir varoluş modellemesi bize getiriyor. Bu yeni bir yaşam perspektifi bize sunuyor ve bu yaşam perspektifi bizim var olan insan merkezli yaşam yaşam modelimize güçlü bir alternatif oluşturuyor. Bunun ayak sesleri var mı? Çok yakından var. Mesela blockchain. Eee blockchain'de biliyorsunuz merkez bankası falan yok. yok. Hiyerarşik bir model değil. O nedenle bütün devletler blockchain'e karşı korkuyorlar. Korkuyor. Çünkü kontrol edememe Hiyerarşik bir model yok. Ee, ya da e, bunun hukuksal alana e, aktarılmaları. Bundan 2-3 ay önce İspanya'da e, ev hayvanlarının avukatı olmasına olması hakkı tanındı. E, yani bunların hepsi korona sonrasında e, hızlanan e, bir süreç. E, ve artık hiyerarşinin olmadığı ne demek bu? Yaşam karşısında, yaşam karşısında... E, Arı türüyle insan türü, insan türüyle balina, balina ile erhalte otu arasında bir fark yok. Korona'da bunu gördük. Ee, hepimizin kabullenişi neydi? İnsan olmazsa yaşam yok gibi geliyor bize. Halbuki dinozorlar 60 milyar 60 milyon yıl yaşamışlar. Yok, 60 yıl önce yok oldular. 200 milyon yıl yaşadılar galiba değil mi? Belki de sizin dediğiniz doğru. Ama insan canlısı sadece 2 milyon yıldır burada. İster 60 ister 200 milyon. Sonuçta 60 milyon yıl e, yaşayan bir tür yok oldu. İnsan canlısı sadece 2 milyon yıldır yeryüzünde ve yaşamın varoluşu, yaşamın varoluşu insandan bağımsız bir şey. Hocam onunla ilgili çok yeni, ya. çok çok yeni bir yeni bir makale yayınlandı insanın 6 milyon yıl önce ortaya çıktığı ve bildiğimiz sürecin dışında bir süreçte geliştiği ile ilgili bir bakale var. Ee, onu bulursa yollarım ee, çok farklı bir şey. Ve insanın Afrika'dan çıkmadığına da ilişkin bazı şeylerde veriler de içeriyor. 6 milyon yıl bile olsa sonuçta 60 tabii canım, milyon, tabii milyon... Yani canım, çok sonuçta küçük. yaşam dediğimiz bu süreç içerisinde bizim biz şu anda yaşamın insan için olduğu zannıyla yaşıyoruz. Yaşam insan için değil. Bunu aynen bakın bir yaprak orman analojisiyle ben anlatmayı seviyorum. hepimiz bu yaşam dediğimiz ormanın içerisindeki birer yaprak olarak sanki yanımızdan çok farklıymışız gibi kendimizi algılıyoruz. 1914'te Amerikan liselerinde çocuklara sorulan bir soru var. Diyorlar ki çocuklara kendini benzersiz hissediyor musun? Çocukların sadece yüzde altısı ben tabii ki benzersizim diyor. Aynı soru 100 yıl sonra 2014'te soruluyor. Çocukların bu kez yüzde 96'sı ben tabii ki benzersizim, benzersizim. diyor. Ee, Hangisi doğru? E, yani ikincisi yanlış. Çünkü biz biz, biz e, esasında bugünkü sistemimizde bu ormanın içerisindeki bir yaprak olarak ormanın bu yaprak için var olduğuna inanıyoruz. Orman yaprak için değil yaprak orman için. Ormanın e, ormanın yaprak için olduğunu zannettiğimiz için ve her yaprağın yanındakinden çok farklı bir birey olduğu kabullenişimiz olduğu için ve her ciptiği, yaprak için kendi talepleri en önemli talepmiş gibi düşündüğü için tabii. E, yani Adam Smith 1776'da yazdığı kitabında bu hale geleceğimizi bile düşünmemiştir diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla yani egosantrikliğin kutsandığı bir dönem bu ve yaprak yaprak yanındaki yapraktan kendisini çok farklı bir bir bireymiş gibi hissettiğinden çok ciddi bir ölüm ölüm korkumuz var. Ölüm diye bir problemimiz Probezor. var. Halbuki orman açısından e, Yaprının günü zaman... gelip, günü gelip e, sararıp yere düşmesi çok doğal bir şey. Yaşam hatta açısından hatta iyi bir şey döngüyü sağlıyor. Tabii belki. döngüyü sağlıyor. O nedenle çok ciddi ölüm problemimiz var. E, çünkü e, bu eşrefi mahlukat kanaati, kanaati, e, insan merkezi düşünce sistemi ve insanı, insanın kendisini yaşamın en üstüne koyma alışkanlığı ve e, insanın yaşamın sanki kendisi için var olduğunu kabullenişi ve Yaşamın bütün öğelerini bir eşyamış gibi kabul etmesi. Kendisiz yani ki bütün öğelerini. Evet yani yaşamın bütün bütün her şeyini bir eşyamış gibi sahip olunması gereken, kullanılması gereken. Bu nedenle iklim problemimiz var. Bu nedenle ekonomik olarak şu ana kadar hiç yaşanmamış bir eşitsizlik problemi eşitsizlik şu anda meşrulaştı. Kabul edildi. Kabul edildi. Kabul edildi. Eşitsizlik kabul edildi. Hatta içselleştirildi evet, demek daha doğrudur. Evet, değil. yani e, bu nedenle bu tür, e, bu tür insanın kendisini yaşamın merkezine koyan bu sistemin e, garabetleriyle e, uğraşıyoruz. E, ne yapmamız lazım? Zihnimizi bu e, yaprak orman metaforunu kullanarak söyleyip zihnimizi bu yaprak olmaktan çıkarıp ormanın kendisine ormanın yayabilmemiz lazım. lazım. İşte nöronlar böyle çalışıyorlar. Nöronlar bütünün farkındalığı içerisinde ve bütüne katkı sağlayarak varlıklarını sürdürüyor. Sizle daha konuşacağım, sizi salmayacağım. Ben, ameliyatlarınız biraz beklesin, hastalarınız biraz daha dayansınlar lütfen. E, muazzam keyifli bir, keyifli bir sohbet değil size anlatıyorsunuz. Ben ilk defa bu kadar sessiz dinliyorum. Karıncalar. Hı. Karıncalar pek zeki yaratıklar değil. Hı hı. Kaç nöronları vardır onların tahminen? Herhalde bir milyon vardır. Var mıdır? Herhalde bir milyon Bütün vardır. bu karıncalar bir araya geldiği zaman bir sistem oluşturuyorlar. Ee, ve çok zekadan bahsedemeyeceğiniz varlıklar bir zeki sistem haline geliyor. Hı hı. Bu, bu nereye uyarlanabilir? Şimdi e, şimdi bu bilinç araştırmalarında swarm İngilizcesi swarm yapıları denen bir bir çalışma alanı var. Burada işte e, bütün onu oluşturan parçaların aritmetik toplamından fazla. Fazla. Ve e, kalın karınca kolonisi karar veren evet karar veren tek bir bireymiş gibi bilinçlilik özellikleri gösteren evet. e, e, ve her bir onu oluşturan her bir noktadan, her bir parçadan çok daha farklı bir bütünlük yapısı içerisinde. Bu nedenle bu tür swarm e, koloni, e, koloni seçimi ya da koloni zekası e, gerçekten yaşam modellerini anlamak konusunda çok önemli. Ben e, bununla ilişkili bir, bir başka örnek size söyleyeyim. Böyle maya benzeri mantar gibi yapılar bu maya. Bu mayalar mesela Tokyo Tokyo Tokyo'nun metro sistemi var. Siz Tokyo metro sistemin üzerine Tokyo merkeze yaşadıkları insan miktarına göre yiyecek koyuyorsunuz. Ne kadar çok insan varsa o kadar çok yiyecek bu modelde. Ve bu bu maya kültürünü oluşturmaya başlıyorsunuz. Bu maya kültürünün oluşturduğu zaman meydana gelen patern bugünkü Tokyo, Tokyo metrosuyla Metrosu aynı. Aynısı. dolayısıyla sistem bir zeka üretiyor. ve burada bir koloni bir zeka üretiyor. Ya da kuş sürüsü. O o Giorgio Parisi'nin sisteminde kuş Sırıcı sürüsü, sığırcık sürüsü. Ee, ve bu sığırcık sürüsünün e, bir bir paterni var. İşte beyindeki düşünce biçiminin de bir paterni Güzel. var. Ve ona biz düşünce diyoruz. Ee, ve bu tamamen bağlantısallık bilimi üzerine kurgulanmış bir yapı. Bu sebepten herhangi bir e, arı arı kolonisinde e, ya da maya kolonisinde ya da karınca kolonisinde e, parçaların bir araya gelerek oluşturduğu bütün parçaların aritmetik toplamından fazla. Beyin içinde bu böyle. Kalp içinde bu böyle. Ee, ama bunlar daha çok tanıdık olan e, yapılar. Bu yapılarda üstelik sizin az önce söylediğiniz gibi görevsel farklılıklar var. Fakat görevsel farklılıklar hiyerarşik bir farklılığa dönüşmüyor. Dönüşmüyor. E, beyinde de öyle. Beyinde de öyle. E, çünkü hiçbir nöron beynin, merkezinin kendisi olduğu davranışı içinde değil. Hı. Değil. Ee, diğer yandan, e, her nöronda da 15 bin dendrit var üzerinde. Esasında dendrit her dendrit, e, başka nöronlardan gelen verinin alındığı alıcılar. E, esasında her nöron da tek başına bilgi işleyen sistem bir bütün. Yani, e, bu, bu nöron da 15.000 bin dendritin bir araya gelerek oluşturduğu bir bütün. Yani biz bizim bu yaşam dediğimiz, bu paradigmaların içle geçmiş olduğu bu enformasyon sisteminde e, her bütün bir başka bütünün parçası, her parça bir başka parçanın bütünü olabilir. Hocam buradan şunu çıkartıyorum ben. bizim akıllı yaşam dediğimiz şey aslında doğru bir tanım değil. Her yaşam akıllı demek ki. Enformasyon, Enformasyon şeyler. Her, her sistem, her sistem e, canlı, can, can. Can, ya da canlı. Can. Peki, bir gün yine inşallah bir, bir birkaç saatiniz olursa bu konuyu devam etmeye de, 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 çok isterim. Size başka bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi siz Türkiye'nin e, ve belki de dünyanın en önemli e, cerrahlarından birisiniz e, kendi alanınızda e, ve yeni öğrendim, çok şaşırdım. Siz bugün pek çok tedavide kullanılan çok önemli bir ilacın da Harvard'daki çalışmalar sayesinde mucitlerinden mucidisiniz de. Yani principalin esas araştırmacısı. Evet. Ee, bu ilacın adı Gleevec. Bunu şu anda kronik miyelostik lösemisi olanlar çok iyi bilirler. Eee Gleevec Gleevec vek vaksinin önleyici e, Gli de gliomanın Gli, e, glisi yani esasında Gleevec'i e, biz e, Gleevec'in öncüllerini bu bir molekülken e, bunun üzerinde yaptığımız çalışmalarda bizim hedefimiz Glioma adını verdiğimiz beyin urlarına bir çözüm bulabilmekte ve gerçekten de etkin olduğunu gösterdik ve e, bu sayede bu ilaç e, bir e, üretim üretim e, aşamasına ulaştı ve e, 2002'den biz bunu 2000'de yayınladık 2002'den sonra anlaşıldı ki e, bu e, PDGF reseptör blokörü yani e, beyindeki İki hücrenin anlaşmasını sağlayan sistem esasında e, kan kanserlerinin bir türünde e, neredeyse anahtar kilit etkisine sahip. Ve yani siz beyin için bir şey yaparken kan kanser için ilaç Aynen, aynen. Bu e, ilaçlar için şu anda ilaç gelişiminde bu çok, çok sık rastlanan bir şey. Repurpose, yeni amaçlama. Yeni amaç. Yeni, yeni, Prostat yeni amaç. Prostat ilacıdan ilacı Yerli yapmak ilacı gibi. ilacı gibi falan. Ve e, sonuçta kronik e, miyolistik dosyamı şu anda birinci adım e, ilaç olarak kullanılıyor. Ee, hastalar kolesterol ilacı gibi bunu günde iki tane alıyorlar ee, ve e, yaşam süreleri kısalmıyor. Yılda aşağı yukarı e, 300 bine yakın dünyada insan glivexi kullanıyor. Ee, benim teyzem dahil. Benim, benim teyzem kronik Ne Güzel Dedim ki bu ilacı kim buldu biliyor musun? Tabii bilmiyor. Dedim bak senin yeğenin buldu. Ee, dolayısıyla glivexi biz başka amaçlarla da şu an kullanıyoruz. Glivex bu sayede e, bizim bu araştırmaların yapıldığı merkezlerle bağımızın hep yaşam boyu canlı olmasını sağladı. E, ve e, şu anda hala… Yani dünyadaki bilim çevresi içerisindeki yerinizi aslında perçinleyen bir şey oldu. Evet e, ve o, o, o dönemde e, bu e, Avrupa Bilim Sanat Akademisi'ne, şimdi Dünya Sanat Bilim Akademisi'ne e, kabul aldım. Ee, ve Dünya Bilim Sanat Akademisi'ne ülkemizden 62 yıl içerisinde 8 bilim insanı kabul edilmiştir. Ee, Dünya Bilim Sanat Akademisi Einstein'ın Russell'la mektuplaşmaları sonucunda ortaya, ortaya çıkmıştır. İşte şimdi bu filmde de Oppenheimer'la popülerize oldu. Sonra Einstein'ın ömrü vefa etmemiş. Onun yerine Oppenheimer'ın gelmesiyle birlikte Oppenheimer ve e, e, ve Russell e, bir... Birleşmiş Milletler'in altında, o zamanki Birleşmiş Milletler dünya barışının ana unsur olarak görülüyormuş. Bugünkü gibi bir figüran değil. Ve Birleşmiş Milletler'in altında ülkelerin yöneticilerine danışmanlık yapacak, bilimsel danışmanlık yapacak bir akademi olarak kurulmuş. İşte 62. 63. yılı oldu. Biz de önümüzde... Bu senenin sonunda Dünya Bilim Sanat Akademisi'nin bir toplantısını yapacağız. Ve konu eğitim ve yapay zeka e, olacak. Hocam onun dönüşünde de tekrar konuşuruz inşallah. Şimdi buradan yol çıkarak size bir şunu soracağım. Ee, Türkiye tıpta uzunca bir zamandan beri aslında çok önemli ülkelerden bir tanesi. Yani Türk hekimleri farklı farklı alanlarda ama bunların bazıları sizin alanınız başta olmak üzere... E, dünya sıralamasında çok önemli yere sahip. Bu yerimizi koruyabiliyor muyuz? Çünkü tıp alanında e, bana göre yanlış giden bazı şeyler var gibi e, geliyor. Bu yerimizi koruyor muyuz? Türkiye'nin bilim dünyasındaki yeri ne size göre? Şimdi e, beyin cerrahisinden yola çıkarak e, bu sorunuza şöyle yanıt vereyim. E, biz e, ben kişisel olarak Türkiye'nin beyin cerrahisine katkısını e, üç ayrı dönemde inceledim. Biri e, 90'ların sonu, diğeri 2006-2007, bir diğeri de 2000, 2018. Ee, bizim e, beyin cerrahimiz, e, dünya standartlarında e, çok üst düzeyde olduğumuz bir alandır. E, Türk beyin cerrahları her zaman e, seçkin e, kişilerden oluştuğu yani. Evet, uluslararası. Türk Türk e, tıbbının e, dünyada e, çok önemli yere sahip olduğu, çeşitli alanlar var. Mesela çocuk hematolojisi, mesela plastik cerrahi e, ve beyin cerrahisi de bunlardan biri. E, ve e, 2000 1990'ların sonunda 2000 diyelim 2000 yılında yaptığımız çalışmada e, e, Türkiye'nin dünya bilimine e, katkısı yayın sayısı olarak. Yüzde 2.4 civarındaydı. Yüzde 2.4. Bu aslında iyi bir oran. Çünkü Türkiye'nin oran. oranı aslında yüzde 1 dünyada. Ekonomide, nüfusta, aynen, her yerde 1. %1. Mesela geçen Bunun sene, tabii, geçen sene dünyadaki e, 105 trilyon doların 1 trilyon doları. Yani yüzde 1'i. Ve ülkelerin, ülkelerin nüfustan bağımsız yapılan sıralamasında o dönemlerde 18. sıradaydı. Evet. Beyin cerrahisinde 5.ydi. E, katkı açısından. Aradan zaman geçti ee, ve e, şu anda... 2000'de dünya beşicisiydik. 2000 Beyin cerrahisinde. Beyin ee, Şu anda e, dünyada beyin cerrahisine katkı açısından aşağı yukarı 14. 15. sıralardayız. Ama... 9'da e, geriledik yani. Evet geriledik maalesef. Bunun diğer yandan dünya bilimine 2.4 yüzde 2.4 olan katkı oranımız şu anda yüzde 0.6, binde 6'ya düştü. Yani diğer alanlardaki büyüklüğümüzün altına indik. Evet. Yüzde 6'ya, binde 6'ya düştü. 20, 23 yıl, 24, 24 yıl. 24 yıl. Ee, dolayısıyla bunu bilerek ve buna göre bir çaba içerisine girmek lazım. Çünkü bilimsel üslup, bakın bilimsel üslup sadece bilim insanlarının laboratuvarda daha güvenilir veri elde etmek için kullandığı bir yöntem değildir bilimsel üslup bir yaşama biçimidir. Bu nedenle bir kasap, bir öğrenci, bir manav, bir bahçıvan bilimsel üsluba göre yaşayabilir. E, o nedenle bilimi e, biz sadece laboratuvarda doğru veriyi elde etmek için gereken bir yöntemmiş gibi algılamamamız lazım. Bilim bir yaşama biçimidir e, ve e, bu yaşama biçiminin temel temel öğesi cevap vermek değildir, soru, soru sormaktır. sormaktır. Soru sorma. Şimdi ben her yıl işte 40 öğrenci %100 burslu olarak alıyorum ve 10 yıldır mülakat yapıyorum. Türkiye'deki ilk 2000'e giren çocuklarla. Ve aralarında kendimce bilim insanlığına en yatkın olanları seçme gayretindeyim. Merakı ölçmeye çalışıyorum. Ve gördüğüm şey şu, bizim eğitim sistemimiz en kısa sürede en doğru yanıtı yanı, yanıtı verme çabası üzerine kurulu, cevap vermek üzerine kurulu, Olur. cevap vermek üzerine kurulu bir sistem sadece iyi teknisyenler yetiştiriyor. Ee, i̇yi bilim insanı en kısa sürede en doğru yanıtı veren kişi değil, doğru zamanda doğru soruyu Olur. sorabilen kişi. Ee, ve o nedenle bizim e, bizim bilimsel ülkemizin bilimsel değeri düşüyor. düşüyor. E, ve liseleri dolaşıyorum. E, çocuklar maalesef bizim dönemimizde de öyleydi ama bu derece değildi. Yani bizim dönemimizde bir sınav sınav baskısı vardı tabii ki ama şimdi artık her şey sınav. Her şey sınav. Çok güzel bir video var tavukların eğitimiyle ilişkili. Bir pembe pembe bir daireye gagaladığı zaman tavuk ona bir arpa tanesi veriliyor. Bir süre sonra tavuk anlıyor ki ne zaman pembeyi gagalasa Ta, bir alacak. Ee, bir süre sonra mavi halka koyuyorlar, e, kırmızısını koyuyorlar. Ama ne kırmızıyla ilgileniyor ne maviyle. Onun ne pembe. varsa yoksa pembe. pembe. E, Hacı kırmızı daha iyi bir ödül var belki de. Yani yaşamın sadece pembe olduğunu zannediyor hayır, artık. E, bizim çocuklar böyle. E, yaşamın sadece tek renk olduğunu zannediyorlar. Yaşamın içerisindeki o sonsuz renk dağılımını Maalesef göremiyorlar ve e, pembeyle ilgili ne sorarsanız sorun biliyor. Ama maviye geçtiğiniz zaman e, orada or, orada bir yaratıcılık gerekiyor. Yine de e, yine de e, tıp dünyasında e, bizim tıp eğitimimiz e, dünyanın her yerinde iş yapan bir tıp eğitimi. Evet. Temelleri o kadar sağlam kurulmuş ki e, ve e, bu nedenle e, yetiştirdiğimiz öğrenciler. Dünyanın her yerinde. Şimdi işte Almanya'ya çok gidiyorlar. Evet, doğru. Evet. Dünyanın her yerinde çalışabilir durumdalar. Çünkü bu bu tarihte bu coğrafyada hep böyle olmuş. Bakın, An anadolu'nun bir büyülü tarafı var. Evet. Anadolu'da yani işte e, Herofilus, yani beyin anatomisinin arkadaki bir e, toplar damar sistemini bulan Herofilus, Modalı, Kadıköy. Galen, Bergamalı. Bergamalı. Bergamalı, şerafettin Sabuncuoğlu, yani Anadolu her zaman iyi hekimler yetiştirmiş. Bilim başka bir şey. Bilim, bilim, bilim bulutu dolaşıyor. Ama bu bu iyi hekimlik biraz böyle kültürel yapıyla da coğrafi ile de alakalı bir şey. O yüzden bizim hekimlerimiz iyi. Evet, çok iyi. Bizim hekimlerimiz iyi. Cerrahlarımız iyiler. Ama dediğim gibi bilimsel olarak şu anda ülke olarak dünya bilimine katkımız maalesef azalmakta. Azal, azalıyor. Buna buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. İşte 20 yılda dörtte tebine düşmüş. Aynen öyle. Yani 20 yılda dörtte Bakın bu yaşıyoruz. şeyle Korkunç de alakalı. Düşmüş. Şimdi o dönemde Güney Kore'nin oranlarıyla da karşılaştık. O dönemler yani bu dediğim 90'ların sonu, 2000'lerin başı. 2000 başı 2000 diyelim. O dönemde Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yeri 2.2 civarındaydı ve dünya bilimine katkısı 2.4 civarındaydı. Aynı dönemde Güney Kore'nin dünya bilimine katkısı Türkiye kadardı, 2.4 civarındaydı ve dünya pazarında elde elde ettiği pay da aşağı yukarı yüzde iki buçuk üç civarındaydı. Aynıydık yani. Aynıydık hemen yani. hemen. Biraz fazlaydı dünya ekonomisindeki yer ama bilimsel olarak aynıydık. Hı, hı. Şimdi dünya bilimine sunduğunuz katkıyla dünyadaki toplam paradan elde ettiğiniz pay hemen hemen aynı. İkisi birbirine paralel. Evet. İkisi birbiri arasında birbirinde çok büyük fark göstermiyor. Var. Korelasyon var. Şimdi Güney Kore'nin dünya bilimine katkısı aşağı yukarı %4.8 falan ve dünya ekonomisindeki yeri de hemen hemen o kadar. %4.8 falan. Ama ülkemizin %2.2 ekonomik payından Bugün artık 0.9 civarına evet. düştü ee, ve e, benzer paralellik içerisinde dünya bilimine katkısı da 0.6-0.7. Bilime diye katkı diye verdiğin önemli de para zenginsiniz. Zenginsiniz. Aynen öyle. Aynen öyle. E, buna bir çözüm bulmamız lazım e, ve e, işte bakın e, yeni kültürün doğması. E, ya Anadolu'nun başımızdan ne geçerse geçsin Anadolu'nun kendisini onarma bir evet. zeka, üretme yeteneği yeteneği var. Var. Heh, zeka üretme yeteneği var. zeka üretme yeteneği otopoezis. Ee, ve e, bu, bu, bu 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 zeka üretme yeteneği açısından yani e, yaşama bakışa yeni farklılıklar sağlama açısından bu topraklar çok özgün. E, ve e, bu sistem e, bu sistem çok fazla bilgi işliyor. O nedenle er ya da geç deterministik olmayan, tahmin edilemez sonuçlarla e, çıkabilir. çıkabilir. Sağ olun hocam. Değerlilerse e, herhalde programın girişinde söylediğime şimdi e, programı kapatırken ne kadar haklıymış dediğinizi hisseder gibiyim. Profesör Doktor Türker Kılıç konumuzdu. E, kitabıyla başladık. E, Yeni bilim bağlantısallık ve yeni kültür yaşamdaşlık ve bir başka kitapla bitirelim. Beyin nedir'den yaşam nedir'e bir hayat söyleveni. Bunun yazarı değil konusu hocamız. Zaman zaman diyorsun ya hep Celal, hep İlber, hep şu hep bu merak etmeyin. Türkiye onlarla sınırlı değil. Türkiye'de onlar kadar değerli kendi alanlarında onlar kadar değerli, onlar kadar önemli insanlar var. Tek sorun onların değerini Bilmek, değerini aktarabilmek. Ee, bir yandan da çok yoğun oldukları için zaman zaman da onlara çok ulaşamıyoruz. Ee, Türker Hocam sağ olsun bu sefer bizi kırmadı ve e, geldi. Kendisine söz alıp Daha sık görüşeceğiz ee, inşallah. Ee, Dediğim gibi bu ülkeye güvenin. Şahane insanlar var. Görüşmek üzere.